akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde Derin Futbol'da sizlerle beraberiz ve hemen şunu belirtelim. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Evet, sizlere Ramazanlar. İlk sahurlar yapıldı, ilk iftarlar yapıldı. Ve Abdülkerim abi de iftardan çıktıktan sonra yani çay komasına girmiş. 28. çayı. İftardan sonra 28... çay şeydir değil mi? Adettir. Ama sana bir şey söyleyeceğim. 28. çay derken orada bir mesaj var, doğru. Anlamadı. 28 ne demek? Alıyor ondan. 28. çay derken orada sana mesaj yolluyor. Bir şey söyleyeyim sana. Yok. Bu çay büyük hastalık. Bak ben sana söyleyeyim. Benim Özcan. Anlat abi. Hayattaki en yakın kardeşim Özcan Yılmaz. Günde 25 tane çay içer. Veya 30 tane. Zararlı değil mi Sinan abi? Zararlı değil mi? 30 tane var. Kaç yaşında? Var onda. 65'li. Allah uzun ömür. Özcan'ım benim. 59 yaşında. Kardeşi dekorasyoncu. Çok sevdim. Aynı ben. Bizim dinçler Azapan. Çok sevdim. Günde 25-30 tane çay. Aynı işte ben. 25-30. Bak ben sana söyleyeyim. Ben de. Bana serum gibi bağlıyorlar. 100 sene içmeyi aramam. Ben de aramam. Ben de aramam. 100 sene içmeyi aramam. İçersem severim. İçersem severim. Kaçak çayı falan. Böyle çay hastalığı var. Çay içmeyen insan da ne bileyim yani. İnsan değildir. Aynen öyle yani içiyorlar. Çay içmeyen insan da kusura bakmayın yani ben. Enteresan. Ama 30 çay falan. Hemen şunu da söyleyeyim. Bu çay yaşam kahvaltı sabah kahvaltı. Bak Dünçer 20-25 var. Bizim Özcan sabah 6'da 7'de başlar hayata. Sürekli çay. Başlar. Kaç tane bugün? Daha perdeleri açmadan çaya başlar. İmparatorum 30. diyor mesela saat 4'te 5'te falan. Şimdi, ama şimdi oruçlu. Şimdi iftar yaptık yani, beraber. Allah mesela 5-6 tane işte sabaha kadar. Sabah kahvaltısı yapıyor musunuz siz? Ben yok. Ben sevmem sabah kahvaltısı. Öyle mi? Öğlen kadar ben çay içmeden yemeği yaparım. Kahvaltıda benim ne çay, ya? Niye çay içiyorum çay içiyorsun. Ben kahvaltı sevmiyorum. Çay bir tane içiyorum faydası var diye içiyorum. Bir tane derler ya faydası var diye onun için yani faydası. Klasik çay mı yoksa? Faydası var diye içiyorum. Ben 25 oradan tutturalım diye. Oradan tutturalım da bu Fernando Santos'a ne içireceğiz o önemli. Senin çaya ihtiyacın yok. Sinan abi bir şey yapma Ramazan'dayız. Fernando Santos'a ne içireceğiz bu önemli. Bir dakika Sinan abicim özür dilerim. Burada bir sana bir şey söylemek istiyorum. Buyur canım. Şenol Güneş suçlu. Fernando Santos adam mıdır? Burak Yılmaz suçlu. Rıza Çalınbay suçlu. Serdar Topraktepe suçlu değil. Yok, canım, hiçbir zaman. Ne yaptı Serdar Topraktepe? Serdar kardeşim canımdır. Aslan gibi. Serdar aslan gibi. Serdar Topraktepe benim kardeşim. Benim canımdır zaten. Çok severim. Şimdi teknik direktörler kötü de futbolcular mı? İyi. Ya niye? Antep'ten 2'yi de yemeyi ver. Yani Antep'ten 2'yi yemeyi ver. Olacak iş değil ya. Ertem'cim. Değil mi Sinan abi yani? Şimdi Ertem'cim. Ben burada yaklaşık 3 ay önce falan bu yönetim gelmeden önce dedim ki. Bak bir. Devre arası oyuncu almayın. Öyle bugün dediniz. Devre arası alınan oyuncuların hiç faydası var mı? Hiç takıma sıfır. Katkısı oldu mu? Sıfır. Yazık paralar. Al Musrati falan filan. Yüksek miktarda gitti. Aynen. Şimdi ne olacak? Aldın. Musrati diyorsun. Muçi diyorsun. John Verrill diyorsun. Hiçbirisinin bir katkısı var mı takıma? Hiçbir türlü yok. Çünkü bu takıma çok zor. Bu kadroya. Şimdi bu takımın en büyük sıkıntısı Fernando Santos. Evet. Şimdi Fernando Santos bugün sosyal medyada bir şey okudum biliyor musun? Ne? Bu adam çok şanslı. Cristiano Ronaldo'ya rastlamış dedi. Ya tamam. Çok şanslı öyle bir oyuncuya rastlamış. Milli takımında götürmüş bu işi diyorlar mesela. Şimdi evet destek olmak istiyoruz. Sezon başından beri de söylüyoruz. Yani sezon sonuna kadar işte diyoruz ki geldiğinden beri diyoruz ki aman hocaya destek olalım. Takım belli, kapasitesi belli. Aman arkadaş. Şimdi ben şunu baz alırım hep. Antep'in 11'i mi daha iyi? Ve Antep'in 22 kişilik kadrosu mu daha iyi? Beşiktaş'ın 22 kişilik kadrosu mu daha iyi? Mesela. Evet. Antalyaspor'un 22 kişilik kadrosu mu daha iyi? Tartışmazsız. Beşiktaş'ın mı veya Karagümrük'ün mü? Bunlara ben bakarım ben. Tabii. Bakarım. Şimdi ne de baz alıyoruz? Antalyaspor diyoruz ki Galatasaray takımına karşı müthiş futbol oynadı. Doğru. Hakem maç oldu değil mi? Hı hı. Döndük Karagümrük. Bizim. Süleyman Orman'ın takımı. Apo'nun takımı. Ne yaptı Galatasaray'ı? Kupadan eledi. Değil mi? Evet. Sen ne yaptın içeride? Lig maçında? Bir tane doğru düzgün pozisyona bile giremedin. Bakın bir. Hani tamam diyeceğiz de yani her şey futbolcu bilmem ne ama tek tek bakalım. Teknik direktör ayrı ayıralım da şimdi futbolculara da baktığın zaman da Karagümrük takımında Beşiktaş'taki her futbolcu hemen hemen oynayacak düzeyde. Veya Antalyaspor takımına baktığın zaman da oynayacak düzeyde. Beşiktaş takımında. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı bir teknik direktör bir takıma gittiği zaman
Mesela bak bugün Selçuk gitti değil mi? Antep'te. Gitti hemen bir kan değişti değil mi? Yendi. Burak Yılmaz gitti Kayseri'ye. Evet. Bir kan değişikliği. Aynen. Kaç maçtır kazanıyor hiç yenilmiyor. Aynen. Yani bir kan değişikliğinde bir takımda bir reaksiyon olur. Santos'la o çıkmadı mı diyorsun? Bir şey olur. Beşiktaş'ta bu reaksiyon olmadı. Beşiktaş'a geldiğinde puan farkı 18'di. Şu an 30 mu? Söylüyorum. 30 değil mi? 46, 78. Oho 32. 32 aynen. Puan olmuş. Yani Apo, Santos geldiğinde böyleymiş böyle olmuş. Yani arkadaş tamam iyi güzel de hırsızın mı hiçbir suçu yok derler. Ha, evet, anladın evet. mı? Beşiktaş. Sen ne diyorsun ki kardeşim? Ya kapı çıktı ben girdim çaldım hırsızın aynen. mı hiçbir... Hayır abi. Yani burada tamam da bir teknik direktör tamam iyi güzel. Canlandır takımı ya. Portekiz'den geldin tamam iyi güzel. İşte futbolun merkezinden milli takımlar çalışır kariyer şu. Yemez. Beşiktaş taraftarı yemez. Neticeye bakar. Yarın İnönü'de bir tane beraberlikte mağlubiyette geçmiş olsun. Ben ne dedim? Eleştirdiler. Ya dedim ki Samet Aybaba baksın takıma. Evet. Mesela. Para belli, bütçe belli, hocaların aldığı rakam belli. Şimdi bu futbol takımına geçen Apo da söyledi. Bu futbol takımına 10 tane üst düzey oyuncu lazım. Bravo. Bakın 10 tane. Kesin. Şimdi ben sana söylüyorum çok kısa. Savunma hattına bakalım. Svensson diye bir oyuncu aldın. Oynatmıyorsun kulübede. Niye acele et diyorsun ya? Acele etmeyin. Mayıs transferlerine saklayın mermileri. O zaman Santos yoktu ama. Mesela. Ay, tabii tamam. Tabii. Bak şimdi. Şimdi dönüyorsun. John Varrell'la gidiyor kiralık. Necip'le veya Koli'yle başlar mısın sezona? İki stoperle. Başlamazsın. Hayır, Necip zaten stoper. Ne yapacaksın? İki tane üst düzey stoper almak zorundasın. İki tane orta sahaya iyi adam almak tabii zorundasın. Forvet'e iyi adam almakla zorundasın. Kanat adam alman lazım. Kaleciye de baktığın zaman Mert'e de bakıyorsun şey abi. Yani 7-8 tane bu kadrodan gidecek var. Bu kadroyu 7-8 tane alacaksın. Sen şimdi zaten birini 12 almışsın, birini 10 almışsın. İki tane oyuncu almışsın zaten çok para. Kapasite ortada. Tabii. Arkadaşlar bakın transfer işi öyle kolay iş değil. Transfer işi öyle basit iş değil. Büyük parayla falan da iyi futbolcu alamadığın oluyor. İşte tabii. Büyük para. Bakın bugün Muçi ile şeyin katkısına var mı? Yok. Bugün Muçi'ye bakıyorsun var, oyundan çıkıyor. Değil. Hadi zemin bozuk dedik bilmem ne dedik yetenekliymiş. Tamam çok iyi hiç sıkıntı yok. Ama oynayacaksın sen geldiğinden beri. Eğer özel bir yeteneğin varsa sana bir yüksek para verildiyse sen bir şey yapacaksın. Şimdi Ertem buradaki en büyük sıkıntı ben sana söyleyeyim. Beşiktaş'ın kadrosu ne olursa olsun Antep'ten kötü değil. Kesinlikle ya. Ama tartışılır mı ya? Pozisyona giremiyorsun kardeşim. Aynen doğru. Abu ile Gezal girdiğinde bir tane pozisyon. Onun dışında ölü. Beşiktaş futbol takımının pozisyonu yok. Pozisyonu yok. Yani bu Abu Bakar'a parayı veriyorsun. 3-3,5 milyon euro para yazık alıyor ya. Bu Abu Bakar. Bu Abu Bakar niye kulübede oturuyor? Gezal 2-2,5 milyon para alıyor. Bravo. Oynatın kardeşim bunları. Biz söyledik. Bravo. Yani bakın bir bunlara yani. Bu adam yani nedir? Ne yaptı? O zaman bir adamın ya kolunu tam keseceksin... Ya da hiç kesmeyeceksin. Ya ameliyat yapacaksın ya da hiç dokunmayacaksın. Abu Bakar'ı kadro dışı bırakıyorsun. Alıyorsun. Şimdi oynatmıyorsun Abu Bakar'ı. Ya bu Abu Bakar kardeşim. Bravo. Bu Abu Bakar Beşiktaş şampiyon yapan birlerden bir tanesiydi. Bravo. Yani onun için buradaki en büyük sıkıntı ben Fernando Santos'un Beşiktaş'ı bir yere götürebileceğini düşünmüyorsun. Düşünmüyorum. Yani istiyorum keşke getirse. Tamam ben Hasan Başkan'la da karşılaştım. Anlattı hoca şöyle hoca böyle. Hoca dedim şöyle böyle iyi insan bir insan şöyle böyle yemez Beşiktaş netice, taraftarı. Netice netice. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş taraftarı ona bakmaz. Beşiktaş taraftarı bir maç efendi adam iki maç galibi. Üçüncü maçtan sonra bize de biz de aynı nasibimizi aldık. Tabii yaşadın. Beşiktaş taraftarı bakmaz ona. Ben bakarım performansa. Fenerbahçe ile Galatasaray bütçe olarak yukarıya çıkmış. Her sene 40-50 milyon euro oyuncu satıyorlar. Sen bakıyorsun oyuncu satamıyorsun. Ve bunun yanı sıra da adam alıyorsun, almak zorundasın, borç var, gelirin de o kadar değil. Yani nasıl yarışacaksın? Yarışman çok zor. Allah yardımcısı olsun. Hasan Arat'ın, Samet Aybaba'nın, Feyyaz Uçar'ın ve ortaki yönetici arkadaşların işlerinin çok olduğunu düşünüyorum. Çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani bir yere varamaz. Fernando Santos'ta şu görüntüyü şu an gördüm. Bir yere varabileceğini düşünmüyorum. Çok zor. Keşke varabileceğini söylesem burada ama... Bir maç değil, iki maç değil, üç maç. Şimdi bunlar cicim ayları Ertem. Bunlar cicim ayları. Daha sen daha yeni sezona başladın. Tabii. Kıran kırana Beşiktaş'ın iddiası yok diye. Şimdi lay lay lan mı oynayın? Siz gelecek sezon Beşiktaş'tan umutlu musunuz? Sen de, abi bir şey söyleyeceğim sana. Kolay umutlu değil. Olmak istiyorum da. Ben verdim. Şeyi anlattım. Ne o? Tarifeyi reçeteyi verdim. Reçeteyi verdiniz. Reçeteyi söylüyorum.
8-10 tane bu takım oyuncu alacaksın. Gitmez. Semih de kaybolur gider. Heh, onu söyleyeceğim. Sinan abi bak. Bu kötü bir şey değil. Samet Hoca diyor ki medyayla otururken oradaki gazeteci arkadaşlarından gelen bilgiler. İşte Semih'in PR'ını yükseltin. Semih'in PR'ını yükseltin. Semih için her gün bir Manchester City. Bir kalkıyorum Manchester City ilgi kağıdı göndermiş. Bir kalkıyorum Arsenal istemiş. Bir kalkıyorum Borussia Dortmund. Bir futbolcu, gencecik bir çocuğu ben konuşunca yanlış anlaşılıyor. Diyorum ki Semih'in daha da güçlenmesi lazım. Her gün çok özür dilerim. Semih öz evlat yapılıyor. Diğerleri üvey evlat. Şimdi, hep Semih, Semih, Semih denilirse. Ama sabahtan akşama kadar evde oturuyor. Diğer futbolcular demez mi ya? Avrupa'yı da seyrediyor. Her şeyi seyrediyor. Ben çok maç falan seyretmem. Yakalarsam. Evet. Ben gittim Hull City'nin. Maçı seyrettim. Leicester City maçını. Leicester City maçını. Ondan evvel de bir tane daha vardı. Preston. Aşağıda. Birmingham mı? Birmingham. Neyse onu. Ne? Canlı seyretti. Abi bıçak gibi. Ozan Tufan. Tabii. Büyük mesafe kat etmiş. Tabii. İkinci maçta oynatmadı bile. Yani domuz gibi olmuş. Şey, İngiliz orası. Taş gibi. Yani öyle İngiltere oraya buraya gitmek gelmek. Kolay değil. Para, abi bak sana bir şey söyleyeyim. Bıçak gibi oynuyorlar diyorum sana ya. Böyle bir şey yok. Domuz gibi hepsi o çok kuvvetli. O futbol olsa Türkiye'deki futbol değil. Semih bizim kuvvetli diyoruz değil mi? Aslan gibi. Abi, öyle kolay değil yani. Avrupa'da da çok kuvvetli oyuncular var. Yani onun için kaybolur gider. Bak Gedson. Geldiğinde nasıldı? Gedson bugün ne hale geldi? Tabii. Sahada yok. El Musrati çok iyi oyuncuydu. Ben hala bir şey yapacağını düşünüyorum. Ya yani diyorum ki bu hem Atiba'yı gördükten sonra Al Musrati'nin yeteneğinin ne olduğunu merak ediyorum. Yani çok top kapan mı? Çok driplik yapan mı? Ne bileyim çok iyi kademeye giren mi? Yani çok iyi çalım atan adam eksilten mi? Şut atan mı? Bakıyorum hiç daha geldiğinden beri Al Musrati'de bir şey görmedim. Aynen. Muçi yetenekleri var. Yetenekleri var. Eyvallah güzel. Yani onun için ama Laiç'ten farkı ne Sinan abi? Laiç daha iyi futbolcu. Tabii ki %100 ya. Onun için yani buradaki söylemek istediğim arkadaşlar Beşiktaş takımının oturacak bir tane iyi program yapacak. Şunu ben düşüneceğiz. Bir teknik direktör bir takıma geldiği zaman Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı bilmem ne yenemiyorsun. Pozisyona giremiyorsun. Eyvallah. Ama derim ki Anadolu takımına da yenilme. Anadolu takımından da bu kadar fark yiyecek şekilde ezilme. Çok kısa bitiriyorum. Türkiye Ligi'nde bir tane kulübün başkanı bir arkadaşla konuştum. Siz dedim niye çok hoca değiştiriyorsunuz devamlı dedim. Bizde bir şey var, skala var dedi. Dört büyüklere yenilebilirsin dedi. Ama Anadolu takımına yenilirsen arka arkaya böyle bir iki hoca gider dedi. Doğru. Bak, doğru. Hoca gider dedi. Türkiye dört büyükler takımları yenilemez normal karşılar. Onun için arkadaşlar buradaki en büyük sıkıntı doğru. Fernando Santos'un enerjisini ben yeterli takıma görmüyorum. Doğru. Keşke bu yönetimi sonuna kadar destekliyorum. Hasan Arat o kendisi de biliyor. Zaten Samet abiyle Feyyaz'a da söylememe gerek yok. Ama ben onların da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Fernando Santos da onların da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Nasıl bu işi çözecekler? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Ama getiren onlar kadro yanlış. 11 yanlış. Hepsi kuruluş yanlış. Diziliş yanlış. Tamamıyla yanlış. Oyun dizeni yanlış. Hamleler yanlış. Yok abi oynatsana bu Bakır'ı ya. Oynatsana Gezal'ı ya sen. Bu takımda hepsinden daha iyi oynarlar bunlar. Başla sen maç kazanmaya bak ya. Daha sonra konuş. Abdülkerim abi. Efendim. Abdülkerim abi yani ne diyeceksiniz bilmiyorum. Hani Beşiktaş gelecek sezon için umut vaat ediyor mu sizce? Bu Beşiktaş'ı görünce sizce eksi kime yazılır? Bu fatura kim? Beşiktaş gibi bir büyük takımın gelecek senesine bugünlere bakarak umut vaat ediyor mu demek yani senin açından söylüyorum ama yanlış bu cümle olur. Beşiktaş en kötü halinde bile önümüzdeki yıl yine bu ligin favorilerinden olacaktır. Ama reçete lazım. Reçete de belli. Ben söylüyorum bunu bir tecrübeli biri olarak söylüyorum. Beşiktaş'ta ben haftalardır şunu söylüyorum. Beşiktaş arada 3 transfer yapmış. Ben dedim ki yetmez. Sene sonu da şöyle bir imaj var. İşte bizde şu var, şu var, şu var, şu var. 3 tane de aldık. 3 tane de daha iyi oyuncu alırsak olur. Olmaz. Beşiktaş kadrosunu silme değiştirecek. Silme, silme. Öyle böyle değil yani. Anladın mı? Silme. Ve örnek olarak kendi dönemimi verdim. Benim Fenerbahçe'den benle birlikte biz 10-12 futbolcu gönderildik. 88-89 sezonunda. O 103 golluk sezonda Fenerbahçe yepyeni bir takım yaptı.
Bak yepyeni. 3-4 kişi kaldı. Yepyeni. Ve hemen de şampiyon oldu. 103 golle hem de. Evet. Tamam mı? Neydi oradaki şey? Yoksa biz iyi takımdık. İyi de futbolcular vardı. Çünkü 84-85'te biz şampiyon olduk. O şampiyonluktan sonra 85-86 idare ettik, çalkalandık. Doğru. 86-87 çok kötü. 87-88 çok kötü. Mental kırgınlık. Tabii ki ve alışkanlık. Bu nalet olası kaybetmek, yenilmek, şampiyonluktan uzak kalmak. Bakın Beşiktaş'a. Beşiktaş geçen sene şampiyonluk yarışında kim vardı? Fenerbahçe, Galatasaray. Değil mi? Beşiktaş hiç. Tabii. Orada yok. Peki bir yıl önce kim oldu şampiyon? Trabzon. Trabzonspor, özür dilerim. Trabzon kimle çekişti şampiyon olurken? Fener'le. Evet, Fener'le ama çok rahat, yani uzadı gitti sonra. Ama Beşiktaş yine piyasada yok. Bu üçüncü sene lig başladı. Beşiktaş daha birinci ay, 5-6 maç sonra ligden koptu. Fener'le Galatasaray baş başa kaldı, değil mi? Şimdi bu içeride kalan oyuncu grubunda artık memur zihniyetine dönüşüyor. Nevzat Demir tesislerine gelinir. 3 sene. Sinan daha iyi biliyor oraları. Çayın, kahven, jacuzzin, her şey emekler. Yenilirsin, yenilirsin ama bu hayat böyle devam eder. O ara paranı da alırsın. Sözleşmen gereği. Anladın mı? Ve malum oldukça artık derler ya, bunun suratı nasır tutmuş. Değil mi? Bazı insanlar için ne derler? Evet, evet, suratı evet. Nasır tutmuş. Artık adam hiçbir şeyden utanmıyor. Ya da dayak arsız olmuş derler. Dayak yemekten artık adam o kadar alışmış ki dayak yemeye. Evet. Artık dayak arsız olmuş. O de onu, canı yanmaz onun. Şimdi Beşiktaş'taki... Siz kibarcasını söylüyorsunuz. Ben tabii kibarcasını söylüyorum. Çünkü ben kibar bir insanım. Gülme lan öyle. Her neyse. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Beşiktaş'ta oyuncu çok rahat. O kadar rahat ki mesela yeniliyor. E olur. Zaten geçen sene de yeniliyordum. E bu sene şampiyonluktan çok oraya olsun. Bir sene önce de yoktum. İki sene önce de yoktum. Yoktum ben. Sergen'den sonra bir daha şampiyonluk yarışının içinde olmadım. Tamam. Ve bu farkında olmadan kanser gibi bütün vücudu sarar. Oyuncuların iyi olması bir şey ifade etmez. O kanserden hemen kurtulacaksın. Ben hayret ediyorum. Beşiktaş aylardır Cenk Tosun'la Salih Uçan'la uğraşıyor. Aman mukaveleyi imzalayın. Evet. Para konusunda onlar da diretiyor. Aa, hemen kapıya zaten koyacaksın. Ne? Bizim parayı da kabul etmiyorsun he? Hadi hadi hemen kulüp arayın. Şimdiden kulüp arayın diyeceksin. Bunların peşinde mi koşuyor hala Beşiktaş? Bu yanlış. Bu zihniyet yanlış. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'dur. Salih Uçan'dır. İşte Sabek'tir. Stoper'dir. Falan filan. Bunlardan kurtulacaksın. Kurtulacaksın. Yepyeni takım yapacaksın. Gezalmış artık. Tamam bitmiş. Değil mi? Giriyor hiç. Eski. Mutlu da kenarda bir şey içiyor falan. Eski, giriyor. Aynen. Umurunda değil. Çünkü alışmış artık. Hayat böyle gidiyor güzel. Abdülkerim abi maç kaybettikten sonra futbolcu yere çöker. Ya bekler kardeşim, böyle üzüntüden. Beşiktaş'ta bu yok. Hemen soyunma odasına gidenler. Alışmış ya, tabii ki. Ya bir an önce gidip duşunu alıp hemen otele gidip yemek yemeyi düşünüyor adam. Tabii anladın ya. Mı? Yarın yine Nevzat Demir tesislerinde 5-2 lay 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 lom hayat güzel geçiyor. Tamam mı kardeşim? Yemeğin iyisi de çıkar orada. Bakımın iyisi de var. Hayat böyle gidiyor. Niye adam katsın kendini? Bakın söylüyorum, bu devlet memuru gibi olur. Gelirler kart basarlar artık. İdmana gelir kart basarlar işçi gibi. Buradan hemen Beşiktaş'ın kurtulması lazım. Efendim çok zor mu? Çok zor anlamam ben. Sürümden kazanacaksın. 10'unu 12'sini 3'e 5'e 7'ye satıp yeni takım yapacaksın. Çok zor. Çok zor da böyle zor olduğunu biliyordu Sayın Hasan Arat ve yönetimi, değil mi? Zorluğun altına bağıra bağıra, değil mi? Böyleyiz, güçlüyüz, bağlantılarımız var diye bile bile geldin. Yani sen bu eve zorla getirmedin. Sen bu eve seve seve gelin ol derler. Ben bu eve gelin geldim. Yani ya artık katlanacaksın neyse. Seve seve geldin. Katlanacaksın. Eller cebe gidecek. Paralar bulunacak. Bu kadrodan başarısızlığa, artık başarısızlığa alışmış, suratı nasır tutmuş bu oyuncu topluluğundan mümkün mertebe kurtulacaksın. 3-4 oyuncu. Senin söylediğin işte papazlardan kurtulduk ve ben dahil diyordum. Yani orada. Tabii ki. Ben dahil Fenerbahçe gitti diyordum. Aynen öyle. 88. Bakın, yani 88-89 sezonu çok ilginçtir. Doğru. 12-13 kişi birden gönderildik. Abi, o büyük tasvir olmasa. Sakarya'dan 4 kişi, Hasan Beziller, Şumayeller, Taygunlar, Maygunlar. 15 yeni futbolcuyla Fenerbahçe 103 gol attı. O hikayedir. Yeni takım kurdum, uyum sağlayamadı. O yalan.
futbolun deli bilir. Tasfiye oldu işte 88-89 12 kişide. Onu dedim tasfiye. İşte böyle bir devrim yapması lazım Beşiktaş'ın. Önümüzdeki sene şampiyonun büyük adaylarından biri olması için. Yepyeni bir kadro. Aynen öyle. Ben 3-4 oyuncu daha alayım. 3 tane daha aldım. İçim o şeyler kalsın. Gezel kalsın. Bu kalsın. O kalsın. Cenk atsın imza. Salih de atsın. Kaleci Mert de kalsın. Oh ne güzel. Tamam mı abi? Necip zaten kalacak. Abu Bakar. Camianın evladı. Mosuak'ı da kalacak. Geçson da kalacak. Güzel. Tamam bize 3 kişi yeter. Öyle şey olur sakın, ya. Sakın. Hemen. Bakın konu şimdi. Ya bak papaz da olsun oyuncu. Ama papaz, 100. yılda geldi papaz da hepsi. Tabii canım. Sergenler, Tümerler, İlhan Mahsus. Soyun modasında yaşananlar. Bir sürü sayabileceğim bizim nedir arka tarafta hep şey. Ama dinamikti. Ali Eren olsun. Hani, ama hepsi oynuyorlardı, çıkıyordu. Tabii yürekli canım. Oynuyorlardı. Sinancığım yani, İlhan Mahsusların dönemi geldiğinde tabii. Beşiktaş mağlubiyetlere alışmış mıydı? Yok. Bunu söyleyeyim. Ayrıca daha 27 yaşında millet diyordu. Yani, böyle bir kadro vardı ama hepsi yürekten oynuyorlardı. Kalben oynuyorlardı. Şimdi ben bunu söylüyorum. Bir teknik direktörün katkısının ne olacağını düşünüyorum. Sadece çok kısa bir saptama yaptım. Antep'in mi 22 kişilik kadrosu daha iyi? Beşiktaş'ın mı daha iyi? Tartışmasız. Antalya'nın mı daha iyi? Karagümrük mü ve Kasımpaşa'nın? Yani bakıyorum. Şimdi sen Galatasaray takımına karşı kaybedecek hiçbir şeyin yok. Kredin sonsuz. Çıkıyorsun. Hiç risk almadan doğru düzgün pozisyona giremiyorsun. Beşiktaş en kötü zamanlarında bile rakiplerini, en kötü zamanda bile rakiplerine çok pozisyona girerdi. Yani bu kadar kolay teslim olmazdı. 10 kişi giderdi, Fenerbahçe'ye yenerdi, Galatasaray'la bilmem ne oynardı. En azından bir savaşırdı ama bakıyorsun o ruh yok. Şimdi nedir? Memur futbolcu dönmüş artık. Doğru. Gidelim, idmanımızı yapalım. Paralar yatıyor, yeni yönetim gelmiş. Hasan Arat zaten ahlaklı, dürüst adam. Aman ben futbolcunun parasını ödeyeyim, çok önemli. Zaten bu zihniyette tabii, bir tabii, adam. Tabii. Ama ne diyeyim? Ama futbolculara bakıyorsun. Kaybetme alışkanlığı normal gelmiş. Evet. Tamamıyla. Hiç. Tamamıyla buna sığınıyorlar. Takım zaten kötü. Anadolu takımı gibi şu an. Yazık günah. Yani onun için burada ben bundan kıvrandım zaten. Taraftar da suçlu. Tabii. Çok gaz verdiler. Oyuncu alın devrarsı ya. Almayın. Mermileri Mayıs'a saklayın. Transferleri bakın. Bugün Fernando Santos bile ben sana söylüyorum. Yani acaba. Fernando Santos bile bugün acaba. Ben böyle devam ederse siz Fernando Santos'la bu sezona başlayabileceğini düşünebiliyor musunuz Beşiktaş'ın? Bu Beşiktaş taraftarı sezon sonuna kadar bugün 8-9 tane maç var. 2-3 tane böyle içeride evet. Falan kaybedersen bilmem ne olursa falan. Yani devam edeceğini düşünebiliyor musunuz? Beşiktaş Ankara gücünü eleyebilir mi Türkiye Kupası'nda? Yani bilemeyiz onu. Tabii, onu bilemeyiz. Eleyebilir. Eğer Beşiktaş takımı yani iyi oyuncu olan takım oynar. Ya bak gününde oldu mu oynar ama önemli olan doğru oynatmak, doğru kadro yapmak. Bak söylüyorum. Şimdi bu takıma devre arası aldığın oyuncular çok kısa. Katkı yaptı mı sana? Hayır. Yapmadı. Daha önce daha iyi oynuyordu takım. Evet. Abi koy sen eskiyi, dön eskiye. Abi Bakar'ı koy, Gezal'ı buraya koy. Öteki tarafa 2021 kadrosu. Bir şey söyleyeceğim. Apo koy Mulaka'yı buraya. Koy Santara sağ tarafa Reşit'e neyse Gezal. Dön sen eskiye. Bu takım yani. 2021. Bir söyleyeyim mi Sinan? Ama o performansları yok Sinan abi. 21 mesela, performansları yok. Oynarken insanların çok dikkatini çekmiyordu. Sakatlandı Hacı Ahmetoviç. Mesela orta sahada Hacı yani, Ahmetoviç bunların alayından yani, iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Şimdi burada. Vallahi şimdi burada bakıyorsun. Sessiz sedasız işini abi, yapıyordu biliyor çok musun? Çok basit ya. Doğru. Gezson Necip ortayı yap. Sağ tarafa koy Raşit Say'ı. Gezal'ı, sola Mülaka'yı. Koy ön tarafa da şeyi. Semih Abu'yu mesela. Arka tarafa da Musaku, Svensson. Sinancım. Bu takım kötü kadro mu? Ama bunu. Sinancım bu pansuman olur. Beşiktaş'ın pansumana tabii, ihtiyacı yok. Sen devrim diyorsun. Ben devrim yapması abi, lazım Beşiktaş'ın. Kadroda ama, devrim yapması lazım. Neden biliyor musun? Devrim derken de sezon sonuna kadar biraz da taraftarı moralle tutmak lazım. Evet. Hani önüne gelene, sen şey diyorsun yani bugün gidiş kötü. Hani ona mağlubiyet, buna mağlubiyet. Yok öyle bir şey. Yani onun aksanında planlamanı yaparsın sen. Bu beni götürür mü? Şimdi Al Musrati ile mesela orta sahada mesela yanına kimi oynayacaksın? Getson mesela. İleride Samet Aybaba bunu daha iyi yapar. Bu takıma santrafor alıyor musun? İleride alacak mısın? Lazım mı? Stoper lazım mı? Ya bu takıma 7 tane 8 tane oyuncu oynamayanlar var. Bir sürü sayın çemberliler, membirliler. Tabii. İmza parasıyla bu takıma alınan oyuncular var bunlar. Tabii.
Bak ne diyor Hasan Başkan geçen gün? Öyle imzalar atılmış ki diyor, adam oynamamış. Öyle transfer para verir mi? Ya bunlar da var bir de. Yazık günah. Beşiktaş'ın parası gitmiş, uçmuş gitmiş. Şimdi bunları nasıl satacaksın? Bunları diyeceksin ki git kardeşim. Ama yok ben paramı istiyorum, bir yere gitmem. Gitmem. Ben şimdi bu alamam diyecek. Ya onun için burada en büyük operasyon dediğim gibi bu içerideki bu operasyonu doğru yapıp doğru 6-7 tane oyuncu alman lazım. Bak doğru. Şimdi bugün Beşiktaş taraftarına soralım. Satabildiğini satman lazım. Beşiktaş taraftarına soralım. Sen Beşiktaşlısın. Al-Musrat'tan memnun musun? Hayır. Muçi'den memnun musun? Hayır. Hayır. Bitti. Ben Talişka'yı gördüm. Atiba'yı gördüm. Hiç uzağa gitme. Ya. Hiç uzağa gitme. Talişka hala Arabistan'da. Sana iki tane Beşiktaşlısın. Aynen. Soruyorum. Bu, herkes burada bakıyor. Gerçekçi. Şimdi yapacağın transferlerin bunlar iyi olması lazım. Değil mi? Tabii. Ertem. Bunlar iyi olması lazım. Bunlar yüksek. O zaman nasıl bir para gidecek ya mesela? Nasıl bir para harcayacak? Nasıl bir para lazım? Arkadaşlar yani onun için ben tecrübelerime dayanarak bunu söyledim. Aman Ocak ayında mutlaka bu takım adam lazım adam. Ya yok abicim ya. Bırakın Mayıs'ta oynayın. Kadro dışlarındaki oyuncuları dedim affedin. Bu kadronun kurun 11'ini. Devam edin böyle. En azından deyin ki ama taraftar da durmuyor tabii. Taraftar diyor ki bu takım oyuncular aldı. Ne oldu? Yazık. Adamlar da yıpranacaklar şimdi Apo. Ama Hasan Başkan, da... Hasan Başkan öve öve bitiremedi. Ya tamam. Bir hocaya demiş ki, hocaya demiş ki, evet, hocam transfer yapalım. Hoca demiş ki benim Demir Egem var, benim Semih'im evet, var. Ne gerek var? Ama bunu almak zorundasın. Oynatmıyor Demir Ege'yi, bunu söyleyen. Bunu almazsan taraftarın o zaman sana diyecek bu oyuncular aldın. Taraftara dedin ki bak aldık. Taraftar ne yaptı şimdi? Tamam dedi, bekliyoruz dedi, alındı dedi. Sinan ama abi çok özür dilerim, bir soru soracağım. Çok affedersin ne olursun. Ben de soracağım soru. Bunlardan daha iyi futbolcular menajersiz alınır mı? Kim mesela? Al-Musrati ile alınmaz mı? Muçi haricinde menajersiz. Diyorlar ki kulüplerin içeri menajer sokmayız. Sol beki kaç ya para? Olur mu böyle Derik bir şey? Derik kaç para? Derik Köhn. Kaç ne para? Kadar aldılar? 300 lira bonservis, 300 bin lira bonservis değil mi? Ertem ama geç... Çok para vermiyor Galatasaray. Ertem ama Hasan Arat'ın da haklı bir yer var. Geçmiş ama dönemde de çok yani, pahalı yani. Transfer işi kolay bir iş değil. 3 milyon 350 bin euro Derik Köhn. 3 milyon 350 bin. Maaşı kaç paraymış biliyor musun Almanya'da oynarken? 300 bin euro mu neymiş? Evet. Yani söylemek istedim bakın. Arkadaşlar. Sol ayaklı Sasha Boya'ya. Bakın aynen öyle. Şimdi satarsın. 20'ye 25'e de satarsın. Çok iyi futbolcu, çok iyi transfer. Şimdi burada Beşiktaş'taki en büyük sıkıntı aslında futbolculardan ziyade bu takıma iyi oyuncu alırsan teknik direktör ne yapacak? Bakın teknik direktörün tabii, performansı tabii çok önemli. Tabii. Ama bu arada şimdi Al-Musrati müthiş oyuncu. At sahibine güç, göre kişiler tabii, 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 tabii. O zaman niye oynamıyor? Şimdi Şenol Güneş gitti oralara buralara. Kaç tane oyuncu milli takıma yolladı? Evet. Selçuklar olsun bilmem evet, neler Trabzon'da anladın mı? Ne o şeyler Buraklar falan. Engin Baytarlar Engin falan. Selçuk, aklına, yani, Umut. Aynen sayacağım. Bir sürü. Egemen. Yani söylemek istediğim. Egemenler, yani, Ceyhunlar. Antrenör bir fark edilmesi lazım. Tabii. Şu an Fernando Santos'un tabii bir farkı yok. Takımda bir fark yaratmadı. Tabii. Bak örnek verdim arkadaşlar. Şenol Güneş'ten farkı ne? Tabii canlandır şu takımı ya. Bu takım kadrosu bugün yani niye Gaziantep'e yenilirsin? Santos'la Samet Hoca arasında bence sıkıntı sen var. Sen Gaziantep'e abi niye yenilirsin? Ertemciğim. Sinan abi ben de bir şey itiraf edeyim mi? Gaziantep Spor'un kadrosu senden daha mı iyi? Yok be Sinan. Sinan abim bir şey itiraf edeyim. Efsane bir Beşiktaşlı Sinan. Estağfurullah. Efsane var ne efsanesi? Ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den puan alacağını düşünüyordum. Bu düşüncem bitti. Eyvah. Beşiktaş Fenerbahçe'den puan muan alamaz. Benim kanaatim. Ve gerçekten bu Beşiktaş... Bunu yazın. Senin de sevdiğin... Ertemciğim, ismini de zikredeceğim. Mehmet Demirkol diyordu ki en iyi ilk 11 Beşiktaş'ta diyordu. Sezon başında. Sezon başı öyleydi. Ben şaşırdım hatta ama nasıl. Performans düştü. Çöktü ya takım. Apo da diyordu. Ama ilk sezon başı en iyi ilk 11 diyordu. Apo da kötü değildi. Ben o zaman da... Sence de öyle miydi ya? En iyi ilk 11'di biraz abarttı ya. Sana, herkesin performansı bir dakika, biz çöktü. Biz ne dedik? Redmond vardı. Geçen sene o kişiydi. Bu sene ama en iyi ilk 11. Bu sezon başında dedi o. Eylül'de. Tutamadı ki kadronu işte. Eylül'ler gitti. Redmond hepsi gitti. Beşiktaş'ın geçen seneki kadro. Geçen sene değil. Bu bakın, sene Eylül'deki bu Salih Uçan, bu Salih Uçan'a bir şey mi oldu? Yok. Bu Salih Uçan şahane oydu geçen sene. Niye şimdi genç oyuncu? Niye? Peki performansı neden çöktü Sinan abi? Takımın da genel anlamda futbolcularda bir performans düşüklüğü var. Aynen. Bu da tamamıyla demin dediği gibi bana.
artık herkes rahatlamış. Mağlubiyete alışmış. Aynen. Hiçbir iddiamız yok. Herkes bu havada gidiyor. Sinan abi ama bak bir şey söyleyeceğim. Sen bu servisten içeri giriyorsun, tamam mı? Aynen. Bütün çocuklar sana niye baba diyor herkes. Futbolcuların da öyle bazıları. Abdülkerim abi diyor. Bak. Devrim ediyorsun ki Devrim abiye. Ne haber Devom? İyi misin? Ne haber Sezom? Sezgin abim iyi misin? Ne haber Ertom? Moral ayırmıyorsun moral. Onlardan. Kimseyi birbirinden ayırmıyorsun. Herkesi birbirine bağlıyorsun. Sen her yayında beni övsen. Hep bütün başarıyı bana kitlesen. Dersin ki, derler ki abi biz de bir şeyler yapıyoruz. Tabii, Sinan yani, abi. Tabii. Sürekli sen bak başkan beni yanlış anlıyor. Ben Sayın Başkan'ı çok seviyorum. Evet. Bana divan kurulunda cevap vermiş. Bana demiş ki sen kimsin ki falan demiş. Ben... Hadi söyle bir şey. Seni yok. Bana beni kastetti. Evet, ben biliyorum. Seni kastetti. Öyle dedi. Sen kimsin ki? Semih'i eleştir. Ben Semih'i eleştirmedim. Bak aynen şunu söyledim geçen hafta. Eleştirebilirim de ben kimseye hesap vermem. Ben söylemeyecektim. Ertem'i kastetti. Ben geçen hafta dedim ki Davinson Sanchez Galatasaray maçı senden öğrendim bu sözü de. Test maçı diye bir şey var. Sinan abinin bu literatüre soktuğu çok güzel bir şey. Literatürdür bu. Sinan abi der ki İmtihan test maçı test maçı. Ben dedim ki Semih şu ana kadar zayıf oyuncularla oynadı. Davinson Sanchez kucağına aldı bıraktı. Bu bir futbol tabiridir. Kucağına alıp bırakmak değil mi Sinan abi? Tabii canım. Ben Semih Icardi'den daha iyi diyen adamım. Tabii. Yani performans olarak geçen haftaya göre. Sen kimsin ki Semih'i eleştiriyorsun? Sen kimsin ki bilmem nesin? Ya bir kere medyayla kavga olmaz. Ben haksızlıktır. Ben cevap da vermem. Benim büyüğümdür. Beşiktaş başkanıdır. Ama ben eleştiririm. Ya sürekli Semih, sürekli Semih. Ertem'cim kusura bakma. Bir dakika bitirdim ben şunu bir şey söyleyeceğim. Semih'e diksiyon hocası tutacağınıza, Semih'in piyano yapacağınıza Masuaku'ya bir diksiyon hocası tutun. Kenardaki top toplayıcıya depremden çıkmış. 13-14 yaşındaki çocuğa Ertem'cim B.K diyor. Günlük parçası diyor. B.K parçası diyor. Günlük performanslarla biz yorumcular bazen övebiliriz burada oyuncuyu. Tabii. Ama... Kalıcı olması önemli. Kulüp başkanları bu konuda çok acele etmemeli. Doğru. Evet. Bu işler kolay değil. Bak bir bakıyorsun ne oyuncular vardı. Recep Niyazlar, Buca'dan Barış gelmişti. Doğru. Ne oyuncu falan. Abi günlük performanslara değil. Burada önemli Tarık olan... Tarık Daşgün vardı. Gençlerle Fener'e geldi. Önemli olan. Takımda sürekli bir şey yapabiliyor musun? Tabii kalıcı. Kendin bir şey yapabiliyor musun? Şimdi bugün Semih istiyoruz çok iyi olsun evet. Evet kendisine de söyledim. Gördüğüm zaman da söyledim böyle. Kalıcı. Ama Semih'in daha çok eksiği var. Artal'la orada bir tane güzel maçı vardı. Şimdi yarın Beşiktaş stres arttığı zaman şampiyonla oynarken bu goller öyle kolay atılmaz. Doğru söylüyorsun. Şimdi Beşiktaş takımına çok fazla baskı kurmuyorlar. Yük. Anladın mı? Ciddiye almıyor adam kalkıp anladın mı? Zaten diyor çok güçlü değil diyor falan tabii. Diyor ona göre oynuyor anladın mı? Onun için çok fazla övmemek lazım bazı oyuncuları. Ya çocuk övmemek lazım. Ben Avrupa'da çok başarılı olacağım inanıyoruz. Dün Abdülkerim abiyle de konuştuk. Tabii. Semih muazzam çocuk Sinan abi söylüyor. Bir de böyle ya. Giderse ama arada kusura kaynar. Bakmasın. Bak kusura bak ben çok seviyorum ama ben evladım gibi bakıyorum. 18 yaştaki çocuğa ben hakaret eder miyim? Ben o kucağa alma tabiri Abdülkerim abi biz toprak sahada yetiştiğimiz için söylüyorum. Tabii canım. Hep bana söylerdi hocam. Hoca Tavşan Mustafa hocamız derdi. Kucağa alıyor bırakıyor seni diye böyle. Kucağa alma deyimi vardır. Tabii. Sinan abi Ankara gücü maçını seyrediyorum. Eski maçlarını seyrediyorum. Babam anlatıyor. Abi, şimdi biz diyoruz ki sana... Semih. Semih'in Sinan abi kadar güçlenmesi için 40 fırın ekmek yemesi şurada lazım. Şurada sana katılıyorum. Bireysel olarak futbolcuları takımdan ayrı övmemek lazım. Tabii. O da değerli bir oyuncumuzdur. Tabii. O da takımımızın bir oyuncusudur. Bilmem nedir falan. Ha iyidir falan filan. Bunlar tecrübeli. Yani daha biraz daha tecrübe gerekiyor. Yani onun için dediğim gibi yani onur ediyorlardır oyuncuları ama ileride bu sıkıntıya giriyor işte. Futbolcu havaya giriyor ondan sonra. Tabii ki. Ondan sonra duruyor. Zarar vermiş oluyorsun aslında. Ama dediğim gibi yani Ertem o da yani evladımız ya. Tamam o da futbolcusunu işte övmek istiyor. Performansını daha arttırsın ama bu sefer ötekileri tabii. Şey yapıyorsun. Ötekileri şey yapıyorsun. Yani, ötekileri küstürüyorsun. Ama düzelecektir. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta çok lafı evelemeyelim. Beşiktaş'taki en büyük sıkıntı Ertem'im. Teknik direktör sorunu. Samet abiyle Feyyaz alacaklar hocayı. Benim bildiğim bakacak. Fernando Santos'u da Samet abi getirmedi. Ama ben de bir şey söylüyorum size. Az çok bu işten anlıyorsam. Bu dikiş tutmadı. Babanın enerjisi bitmiş. Tabii. Yani gönlüm dikiş ister tutmadı ki, be. Gönlüm ister ki keşke çok efendi, beyefendi bir adam. Evet çok şöyleymiş, çok mütevaziymiş.
doğrudur, eyvallah. Ama ben mütevazi beyefendi bir yere, ben Beşiktaş'ı daha iyi top oynatacak bir adam bekliyorum. Yani efendilik, kibarlılık farklı bir konu. Ben Beşiktaş'ı daha üst düzey top oynatacak bir teknik direktör kan değişikliğinde bir takıma katkı sağlar. Beşiktaş'ta bunu görmedik. Bak ne diyorum? Saydım. Saydım ben evet. Sana. Şimdi herkes şunu söylüyor Abdülkerim abi. Maç içinde talihsiz bir olay yaşandı. Bu şehir, bu memleket bir sene önce depremden çıktı. Doğru. Şimdi bazı şeyleri konuşmak lazım. Evet. Bazı futbolculara PR çalışması, bazı futbolcuların diksiyonun gelişmesi falan çok önemli genç çocukların. Ama Masuaku, ki ben Masuaku'dan umutluydum ama futbolu, galibiyeti, mağlubiyetten daha çok benim için şu önemli. Bir top toplayıcı çocuk. Topu vermeyebilir orada. O şehrin çocuğu. Depremde bir sene önce ne yaşadı? Deprem olması da önemli değil. Küçük bir çocuk, hayalleri var. Top toplayıcı çocuğa topu ver, B.K parçası. Yani neyi konuşalım? Her şey kötü gibi gözüküyor şu anda. Pencereyi açtığımız zaman her şey kötü. Şimdi devir çok değişti. Çağ değişti. Hassasiyetler arttı. Anladın mı? Eskiden hiç kale alınmayacak şeyler şimdi dünya meselesi oldu. Tabii. Eskiden milletin gülüp geçtiği şeyler şimdi bir insanın meslek hayatını bitirebiliyor. Doğru. Tamam mı? Onun için futbolcular da dikkat etmeli. Şimdi şu pozisyonda, şu söylenen lafta aklı başında herkes der ki ya küçücük çocuk evladı. Aynen. Bak dersin, normali budur. Şimdi sen de bu yorumu yaparken nasıl bu yorumu yapıyorsunuz? Milyonlarca senin gibi insan taraftardan nasıl yorum yapıyor? Ya çok ayıp bu falan filan. Neden? Çünkü siz maç oynanırken oyuncuyu normal bir insan sıfatında görüyorsunuz. Tamam mı? O anda kan beynine sıçramış. Evet. Futbolcu o ara karşındaki top toplayanın çocuk olduğu, efendime söyleyeyim, bir çocuğa böyle konuşulmayacağını düşünecek durumda değil. Yandım Allah, beyin gitmiş, bir an önce mağlubiyetten kurtulmak için geliyor ve diyelim ki top toplayıcı çocuk topu sana verirken dümenden bu tarafa atıyor. O ara, anladın mı, böyle talihsiz şeyler çıkar. Bunu meşrulaştırmıyorum, bak yanlış anlaşılmasın. Keşke o yandım Allah'a saha içinde düşünse mücadele tamam. Ederken. İşte bak gene mantıklı konuşuyorsun. Neden? Çünkü oturuyorsun sandalyende, çay önünde. Rahatsın. Rahatsın, çok mantıklısın. Tabii. Ve çok mantıklı şeyler söylüyorsun. Katılmamak mümkün değil. O anı yaşayacaksın. Tabii. Şimdi sen bana desen ki topçuyken hiçbir kale arkasındaki top toplayıcı çocuğa hakaret ettin mi? Etmiş bak, bu laflar çok hafif kalır. Çünkü sinirleniyorsun değil tabii, mi? Tabii neler söylüyorum. Gece girse ben... Tabii gidiyorum alıyorum. 1-0 gerideyiz. Gole ihtiyacımız var. Tam topu çocuktan alacağım. Çocuk topu bana verir gibi yapıyor. Bu tarafa atıyor. Bir de bana fake atıyor. Şimdi ben onun yaşadın mı bunu? Çok. Bunu yaşamayan var mıdır? Galatasaray'ı falan. Ve hele dışarıda deplasmandaysan mesela. Döven bile vardır toplumda. Evet değil mi? Şimdi normal adam bir çocuğa el kaldırır mı? Bir çocuğa bu lafı söyler mi? Tabii olmaz. Siz olur normal insanlardan bahseder gibi bahsediyorsunuz. Tabii saha insansın. Tabii. Saha insansın. Şimdi saha. Onun için saha fakat öyle bir devir ki şimdi bunu koyarsın. O Twitter'da bunlar biter. Döner möner. Futbolcu artık en son linç edilir, belki ülkeden gider sen falan filan. Sen mesela 10 yaşında bir çocuğa şişko dersen şu an yandın. Halbuki siz diyordunuz. Aynen öyle şey olur. Ne o? Şişko, domates, yarım kilo patates. Bize de derlerdi. Bana var sıska, sıska derlerdi. Şimdi? Allah'a şükür. Şimdi de bakayım. Oğluma ayrımcılık uygulandı, zorbalık yapıldı diye duman olursun vallahi. Tabii. Çağ değişti. Şimdi çağ değişti. Değişti. Çağ değişti. Dolayısıyla biz bunların üstünde çok duruyoruz. Sosyal medya durduğu için. Tabii. Bu tabii ki yapılmaması gereken bir şey ama futbolcuların, futbol sahasındaki insanların saha içinde yaptığı manyaklıklardan bir tanesi. Ya bu abi sen taca itiraz edip kırmızı kart gördün. Benim kuzenim Ziya Köse'nin tespiti gibi. Taca. Ya Sinan da yanında bazı şeyler yapmıştır. Yıllar sonra demiştir ki ben bunu nasıl yaptım? Ben bunu nasıl yaptım? Ertem. Doğru değil. Ben şimdi diyorum ki manyakmışım ben diyorum. Şimdi bunu tahsil etmiyoruz. Tabii ki ya. İşler kötü gidiyor. İşler kötü gidiyor. Yani muhtemelen açıklama yaparlar. Özür dilerim. Tabii ki. Hoş değil. Hoş değil ama dediğin gibi. Ya bir de Ertem kusura bakma, konu bu değil. Hani, bak mı? Konu bu değil, kusura bakma Ertem. Hasan aratın da ben yanlış, seni.
Muhatap alması. Muhatap alması. Bu doğru değil. Hedef alması daha doğrusu. Bu doğru değil. Doğru bu, değil. Bence Hasan Başkan Ertem'in sözünü şey aldı. Yanlış anlaşılma vardı orada. Hani bir, Ertem futbol değil, bir kucağı oturtma deyince konu, o başka anlamış. Bu konuda bir şey söyleyeceğim sana. Bu konuyu dediğim gibi yani üzücü bir bağlamı durum. Sağ, bağlamı bozukluğu. Moral bozukluğu anında. Doğru mu? Değil. Yanlış. Tabii. Herhalde Beşiktaş kulübü de bir açıklama yapacak. Maça çağırsınlar. Ertem ben bir şey söyleyeyim. Arkadaş bakın ben net sana bir şey söyleyeyim. Sen söyle abi sonra ben konuşayım. Samet abi. Sevgili Feyyaz. Fernando Santos'u. İyi inceleyin. Bak yine söylüyorum. Tetkik sevgili edin. Feyyaz, sevgili Samet abi. Fernando Santos'u iyi analiz edin, iyi inceleyin. Önümüzdeki sezon bu. Gitmez. Bu böyle gitmez. Yani ligin 6. 7. haftasında eğer bu takım sendelerse artık Beşiktaş taraftarı farklı tepki gösterir. Tabii. Yani yönetim bazında tepki gösterir. Babasını tanımaz taraftar. Onun için, onun için iyi analiz edin. İyi eminseniz hatadan dönülür. Teşekkür etmeyi bilelim. Sezonu bitirsin. Ama ona göre B planına bakın. Ben fikrimi söylüyorum. Siz zanneder, siz de zannetmiyorum aynı işi gördüğünüzü. Geldi, çok beğendik. Çok iyi hoca dedik. Harika dedik. Marka dedik. 2'ye 3 kattık, 5 kattık. Hop hopladık. Ama görünen o ki hocanın enerjisi yok. Enerjisi bitmiş. Takıma hiçbir katkısı yok. Hiçbir futbolcunun performansı geldiğinden beri atmadı. Doğru kadro kurmuyor. Yanlış 11 oynatıyor. Abi oynatsana bu Bakarı ya. Sen niye oynatmıyorsun? İstifade et. Kullan abi Bakarı. 3-3,5 milyon para veriyorsun ya. Elinde böyle santraforun var ya. Yapma. Yanlış oynatıyorsun. Takım da yanlış oynuyor. Ziliş de yanlış. Semih'i de yanlış kullanıyorsun. Sinan abi Cenk'in Semih'e orada vermesi gerekmez miydi? Bak Cenk'i de severim ama. Neyi? Penaltıda. Ya Semih düşmüş. Ver Semih'e ya. De ki Cenk sen kullan. Cenk atıyor galiba. Cenk o anda mesela ama bak. Dün ne yaptı? Icardi ne yaptı ama? Kerem Cenk... Demirbay'a topu verdi. Bakın, hat-trick yapsın diye. Bakın. Cenk'in bile performansına bakın. Nasıl penaltı atan, nasıl penaltı atan. Kucağına attı ya. Ya böyle penaltı. Maç 1-0 olsaydı verir miydi? Düşmüş. 2-1 olsaydı verir miydi? Vermezdi. Icardi. Maç 2-1 olsaydı verir miydi? Vermezdi. He? Vermezdi. 1-0 olsaydı verir miydi? Vermezdi. 0-0 olsa verir miydi? Maç ama Beşiktaş'ın 2-0'dan sonra. Ama dakika 86. Diyor ki Cenk ben bunu gol yaparım. Ya da takımın hocası penaltısı Cenk'se gol yaparım. 2-1 olur. Ondan sonra 4 dakika, 5 dakikada o zaman bir 10 dakika daha oynarız. Aynen. Kurtulur muyum İkinci diye olabilirdi. Yapıyor. Ama takımın lideri Semih gösteriliyor. Şimdi atan penaltıyı. Zaman, bir şey söyleyeyim. Öyle bir anlatılıyor şimdi, ki Semih mesela. Bir şey dünya yıldızı atar dersin. Biraz yani. Semih'e haksızlık yapıyorsunuz ama ben onu söyleyecektim söylemedim. Bence haksızlık yapıyorsunuz. Kaçırdığı zaman böyledir. Çünkü Cenk bu takımda çok goller attı. Çok iyi de penaltılar da attı. Ama o da bırakmış. Bak demin dediği gibi o da bırakmış. Bunun aynı... Yani sağlamış sisteme uymuş. Beşiktaş bak. Sistemim. Sinan abi. Sen Gerson Fernandez'i. Pardon Rasim. Gerson Fernandez'i. Koy şu Fenerbahçe'nin orta sahasına bak nasıl oynuyor. Tabii canım. Ya koy abi. Ertem koy şey. Bakalım. Oynar mı Bankapo? Beşiktaş'ta. Buyur. Banko oynar. Ve Fenerbahçe'nin orta sahasına dinamizm getirir. Bu yandaki oyuncularla alakalı her şey. Bu arada ben Semih'i et over istedim. Bak Semih gol atsın istiyorum. Penaltıyı da onun kullanmasını Ertem'im, istedim. Bak ben bir şey söyleyeyim. Ben Semih'ciyim ya. Öyle ama sen Semih'ciyim. Haksızlık yapıyorsun Semih'e. Bak. Söyleyeceğim. Beşiktaş Sinan abinin dediği gibi öyle bir salmış, öyle bırakmış ki. Hasan Arat'ın da Ertem'e hedef almasını o kadar konuşuyorum. Sevgili Hasan Arat. Yahu Beşiktaş'ın altında imalathaneler kurulmuş, imalathaneler. Açıkladı hepsini. Konumu açıkladı da kardeşim. Bak ben onu da söyleyeyim. Galatasaray stadının altında imalathane kurulsa ya da Fenerbahçe stadının altında imalathane kurulsa ulusal gündemdi. Ve Beşiktaş söylendi 1-2 saat gündem oldu gitti işte Beşiktaş'ın. Müdahale etmiştir ama. Ama abi daha neler var Beşiktaş'ta paralar gelmiş gitmiş. Yani bir rezalet Beşiktaş çiftliğe dönmüş. Doğru. Onların hepsini düzeltir Rasim. Şimdi abi nasıl imalathane kurulur? Ben anlamam. Sen şok olmadın mı? He? Şok olmadın mı üstad? Çok daha çok oldu. Şimdi Semih Kılıç. Resmen Kevgir'e dönmüş. Semih Kılıçoyla, Semih Kılıçoyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ertem'e saldırıyorlar. Şöyle hayır. Ertem'in ben niyetini biliyorum. Ertem Beşiktaş'ı bir de genç futbolcu hastasıdır hasta, Ertem. Hasta. Hiçbir kötü niyeti yok. Aynen. Yalnız şöyle aynen bir haksızlık oluyor. Onu bir söyleyeyim. Şimdi Semih Kılıçoy
Ben verdiği işte goller attığı evet, her maç 9 evet, evet, tane 8 tane gol attı ya üst üste falan filan. Aynen, tabii aynen, çok konuşuldu, konuşulması da çok doğal. Doğaldır. Ben anlık performanslarına bakmadım. Yani 9 maç çok iyi oynadı, üst üste gol oldu. Aynen. Aman Semih falan. Ben Semih Kılıç'ı ilk gördüm, ilk oynadı 90 dakika ve evet, müthiş bir gol attı. Dedim ki Beşiktaş topçuoğlu topçuyu yakaladı. Türk futboluna müthiş bir yıldız daha. Kumaş'ın ben aladı değil mi Sinan abi? Hemen Kumaş, hemen. Kumaş hala aynı iddiadayım. Kumaş. Şimdi şurada haksızlık yaptı bence Ertem. Şimdi Ertem derbi maçında böyle yetenekli bir oyuncudan çok büyük efektif işler bekledi. Halbuki derbi maçlarında öyle şeyler olur ki evet, dünya yıldızın olur. O gün o derbide kaybolur gider. Doğru. Bakın geçen sene Arda Güler denen futbolcu. Kazım Can. Bravo. Bak ağzımdan aldın. Akıllısın işte. Aferin. Galatasaray derbisinde Kazım Can Karataş'ın karşısında çok etkisiz kaldı. Hatta Galatasaraylılar dedi ki ha hani dünya starıydı. Bak Kazım Can adım attırmadı. Şimdi bir derbide bu olabilir. Buradan yola çıkarak bakacaksın. Sen Kazım Can Karataş şu anda nerede? Hı-hı. Ankara gücünde yedek. Öbür tabii, abi Real Madrid'de gol atıyor Santiago Bernabeu'da. Kimlerle? Modrić'ler falan, Rüdiger'ler falan sarılıyor abi. Aynen. Ancelotti tebrik ediyor. Anladın mı? Şimdi aynen, o maça baksan Arda Güler ne oldu Arda? Bak Galatasaray maçında Kazım Can adım attırmadı. Şimdi Semih'e böyle bir yaklaşım oldu. Evet. Gördün mü? Davinson'u geçemedi. Senin tabirinle kucağına aldılar, oynadılar onunla top evet, gibi. Evet, evet. Şimdi bu Semih Kılıçsoy seneye Beşiktaş öyle bir kadro kurar ki vallahi bir Galatasaray derbisinde Davinson Sanchez'in üstünden atlar öyle anlamazsın. Tabii tabii tabii. Şimdi tabii, bu yetenek var mı yok mu onu konuşacaksın. Var. Bir maçtaki bir derbideki insanın hepimiz derbilerde birçok derbilerde hem iyi oynamışızdır hem de silinmişizdir bazen. Olur. Semih'e böyle bir durum geldi. Buradan yola çıkarak bu çok şişirildi. Bak bunun gerçek yüzü ortaya çıktığı mantığı. Yanlış. Sen de yapsan yanlış. Sen benim kardeşimsin. Onun için yüzüne karşı söylüyorum. Tabii tabii tabii. Semih Kılıçsoy büyük oyuncu olacak. Olacak. Tabii evet, ki eksiği inşallah, var. İnşallah. Ama büyük oyuncu olmaya aday. Yani bu çocuk böyle kaybolup gidecek. Allah kaza değil, Allah göstermesin. Yok yok. Ha, öyle bir oyuncu Allah değil. Hani bu çocuk, vardı. Bu çocuk zayıf maçlarda iş kayboldu. Bu çocuk zayıf maçlarda iş yapar. Güçlü takımlara karşı iş yapamaz. Mantığı yanlış. Öyle bir güçlü maçta hat-trick yapar vallahi yapar, anlamazsın. Yapar yapar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Semih Kılıçsoy bence biraz daha şeyli bakın. Yani Abdülkerim hoşgörülerimi yarıda kesmişler. Sen şimdi taraftan bak, olarak şeyle düşünüyorsun. Biraz fanatik mi? Hayır hayır hayır. Bana bu kadar methediliyorsa Galatasaray'ı yenecek abi. Hayır hayır. Ben bak bak ben şöyle dedim. Haksız mıyım? Ben dedim ki bak ben şunu söyleyeyim. %100 doğru. Şimdi bir Kur'an-ı Kerim açarsın dersin ki namaz kılmayın. Ha. Sonrasını okumazsan alkolle namaz. Ne diyor bu ya der böyle. Hayır. Alkollüyken namaz kılmayın der. Yaklaşmayın. Abdestsizken namaz kılmayın der. Ben de dedim ki ya Semih Kılıçsoy takımın lideri. Ben Beşiktaş maçında yükseldim. Dedim ki Galatasaray'ı yenebilecek ne tek adam şey Semih'tir dedim bak. Evet, evet. İkinci Arda Güler dedim. Hatta Icardi ile yan yana koydum. Doğru söylüyorsun. Sonra olmayınca dedim ki test maçını geçemedi. Davinson Sanchez kucağına aldı indirdi. Futbol tabiriyle. Bu şey sen kimsin lafının Ertem karşılığı değildir yani. Başkanım. 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 Hayır başkanımızın saygılaştırıyorum. Hürmet ediyorum. Ertem benzin. Çok da severim. Çok da severim. Cevap vermem. Benzetmeni sevmemiştir. Benzetme. Hadsizlik yapmış oldum. Benzetme. İnsan gibi insandır. Benzetme. Benzetmeni sevmemiştir. Ay kucağına aldı falan filan. Onu başka yere çıkmışlar. Yetersiz kaldı falan filan. O ayrı. Ama futbolda yok mudur o tarz? Var ya. Kucağı alma tabiri var ya. Hiç karşılanmaz yani o anlatırsa. Ya kramponlarını taşır diyoruz. Onun kramponunu taşır. İpe dizdi diyoruz Sinan abi maçı anlatırken. Yani İdam etti demektir. Yani biraz duygusallık yapmış olabilir. İçinden geçti diyorsun. Neyse. Evet. İfaz etti diyorsun. Neyse. İçinden geçti. Başkan bizim başkanımız. Tabii canımdır ya canımızdır severiz. Sonuna kadar destek olmamız Sinan lazım. Sinan abi Hasan Aratçı. Evet. Hasan Aratçı'yım. Evet. Destekliyorsun. Başarılı olmasını Sinan istiyorum. Abi Levent abi Levent ama... İnanır diyor ki çok selam söylüyor. Ama kötü giderse vay be. Aynı yanlışlar devam ederse Hasan'a tengil edersin. Eleştiririm. Tabii hep söyledi dedi ki Sinan abi şunu söyledi. Bak onu söyleyeyim. Ama konuşması Mayıs'a kadar dedi ben dedi açık kredi. Mayıs'tan sonra işte, dedi Eylül'de görüşelim dedi. Şimdi, Eylül'de şimdi, böyle devam ederse görüşelim dedi. Ben şimdi ne diyorum? İyi analiz edin. Bu işe Fernando Santos'la
gidilir mi? Sen kovulmalı diyorsun. Kovulmalı falan. Onu demiyor, da nereye getirdin? Hiç alakası yok. Diyor ki bak Levent abi diyor ki yalnız Avrupa'dan futbolcu gelmesi için de bir şans değil midir hoca? Oo, ya bir şey söyleyeceğim. Avrupa'ya para verdin mi? Herkes gelir. Sevgili Levent inanır. Avrupa'dan çok güzel parayı verdin mi? Her oyuncu var koşa koşa geliyor İstanbul'a da bayılıyor. Onda sıkıntı yok. O önemli değil. Benim burada söylemek istediğim... Vay Levent inanır be nostalji. Ne söylediysem çıktı sezon başında. Çıkardı. Ben burada bir şey söylüyorum. Uzman. Beşiktaş taraftarı gerekeni yapar zaten. Ben burada söylerim. Tasfiye Beşiktaş, eder. Beşiktaş taraftarı gerekeni yapar. Sen iki tane daha içeride takılırsan Beşiktaş taraftarı istifa. Santos'a istifa. Falan baba bay bay falan der. Doğru. Onun için önlemini almak lazım. Şimdi ya Ziraat kupasını kazanırsa Fernando Santos. İdare eder o zaman. Bir sene kupasını çok avantajı var. Dinle. Fenerbahçe elendi. Karşısında Fener dinle. Çıkacaktı. Kazandı. Çıkacak. Galatasaray'a gitti. Tamam. He kazandı. Kupayı aldı. Aldı. Yaptı. Ziraat Türkiye'yi Allah aldı. Allah korusun 7. 8. hafta yine hani geçen seneki gibi. Yok seneye başlar ama diyoruz. Seneye başlar. 7. 6. 7. 8. O her antrenör için geçerli. Kötü gitti ne oldu? O antrenör her antrenör için geçerli. O konu için değil. Sergen gitti ya şampiyon Sergen Kasım'da gitti. Onun için buna iyi. Yani Beşiktaş takımının teknik direktörü kupayı alırsa vay kredi yaptı. Doğru, devam doğru, edelim ya mantığına gidersek bir yere varamayız. Abi Sergen bakın, şampiyon ya o Kasım'da gitti. Bakın bir yere varamayız. O şekilde gidersek. Kupayı aldı, krediyi aldı. Evet. Aman önemli söz. Hayır ben diyorum ki iyi analiz edin ayıp değildir. Oturun yönetim bakın hoca. Ne veriyor? Neyi doğru yapıyor? Neyi yanlış yapıyor? İki tane de futbol adamı var. Sıra bayağı da para bağlandı. Canavar gibi iki tane futbol adamı var orada. Yani Samet abi ile Feyyaz var orada. İkisi de futbolu bilmiş yutmuş insanlar. Onun için bakın gider mi gitmez mi? Bu işte duygusallık yok. Hocamız geldi aç tutmadı dersin. Ha belki hoca bir şeyleri deniyordur. Haftaya bir sabırlı bakmışsın. Olursun. Sabırlı olursun. Haftaya bakmışsın. Uçuyor. Abi Beşiktaş takımı pozisyona giremiyor. Beşiktaş takımı gol atamıyor. Ruhsuz. Arkadaş gol atamıyor. Beşiktaş takımı kaleye gidemiyor, gol atamıyor. Yapmayın. Haklısın. Onun için diyorum, bravo. Bir kupayı aldı diye devam ettirelim falan. Yok öyle bir şey. Öyle yaptın mı, ondan sonra yaya kalırsın Ertem. O evet. Zaman sen diyorsun ki kupayı da alsa bu adamla yolları ayrım bakmak diyorsun. Mourinho gelsin diyor. Havaya hocam, bakmak lazım. Hayır, Mourinho. Bunu ben karar vermem. Bunu orada iki tane futbol adamı var. Sen karar vermiyorsun. Sen öneride bulunuyorsun baba. Öneride bulunuyorsun. Orada iki tane futbol adamı var. Bununla yenimizdeki sezon... Yarın stres gider. Arttığı zaman, şampiyonluk yarışı arttığı zaman rakiplerin senden şu an 3-5 merdiven yukarıda. Bütçe olarak, kadro olarak sen orayı yakalamak için daha çok transfer yapacaksın. Bir de bu takımı motive edeceksin. Bu yarışı içine sokmaya çalışacaksın. Belki Santos'un listesi vardır elinde. Santos'un listesi. Kaliteli oyuncu kabul etmiyor Beşiktaş yönetimi. Menajer olmaz diyor. Yani ya menajerler. Fernando Santos'un istediği oyuncu olamaz mı? Abi sen Hasan Arat'ın konuşma diledin mi? Ne? Yok. Ya resmen soygun raporu gibi Rasim. İnanamadım ya. Soygun raporu, soygun. Rasim'cim. Beşiktaş soyulmuş. Buradaki en büyük sıkıntı Santos'un falan değil. Santos'a bakmaz. Gösterirler listeyi. Bakarlar. Aynen. Ha bunlardan bunlar. Sen mesela bu oyuncular da mesela bir sürü oyuncu gösterilmiş. Bunların ikisi alındı. Yani bunlar alındı. Yani söylemek istedim burada Santos'u ben kupayı aldın veya şu yollayı kovun demiyorum. İyi analiz edin diyorum. Doğru. Bu sezon bizi götürür. Ama ben burada bir şey görüyorum. Ha. Bir teklif yapıyorsun. Hayır. Sen, ha. Şimdi ben diyorum ki. Göndersin diyorsun. Kupaya, evet, kupaya tav olmayın diyorsun ha. Yani. İşte göndersin diyorum. Gönderilmesi lazım. Bakın, kupaya tav olmayın derken şunu söylüyorum kupaya tav olmayın derken. Hani bilemezsin. Ben hocayı onlar daha iyi tanıyorlar. Takıma antrenman yaptırması tamam. Onlar daha iyi tanıyorlar. Ben enerjisi var mı? Beşiktaş taraftarının artık sabrı yok. Bir sene daha sabır yani iddiasızla bir sabrı olmadığını düşünüyorum. Yani boşa yayan kalmasın 8. 10. haftada. Acaba bu adam yeni sezonda da enerjisi bu takımı yukarıya getirir mi? Beşiktaş takımının bugün Serdar'la da kupayı alır. Anladın mı? Evet. Yani aşağıdaki herhangi Mehmet Ekşi Hoca'yla da kupayı alabilir Beşiktaş takımı. Bu Beşiktaş futbol takımı bu. 1-0 ile başlıyorsun bir kere ama bir teknik direktör kupayı aldı diye aa bak hocamız çok iyiymiş. Ben ona o değil. Onlar yani 2021 Kasım'dan beri Beşiktaş ama, ligde yok. Bak 2021 Kasım'dan beri Beşiktaş şampiyonluk aynen. Yarışında yok. Bak, 3 sene yani, 3,5 sene yanlış. Olmuş. Manyak bir olay bu. Arkadaşlar tespit hata olmasın. Söylemek istediğim. Olmak değil yarışta bile. Yarışta yok. Samet Hoca ile Feyyaz
iyi analiz etsinler bu hocayı. Sinancığım. Baksınlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Sinan bu abi, hocayı içeri gitmemiz lazım. Tamam bu gidelim. Çok bu hocayı, bu hocayı Feyyaz, Samet Aybaba analiz etmeden mi geçti? Kim bir dakika dur. Kim getirdi? Ne kadar galiba Hasan Arar istemiş. Hasan Arar istemiş. Bir şart açacağım sana. Hasan Arar istemiş. Kim getirdi? Fenerbahçe bu sene şampiyon olamadı. Evet. İkinci oldu. Evet. İsmail Kartal gider. İsmail Kartal da önümüz sezon devam edilmesini mesela ister mi Fenerbahçe yönetimi? Yok. Konferans kupasını alırsa devam eder. Konferans liginde finali oynar, finali kazanır. Konferans alamadı ligini diyelim. Alır. Alamadı diye. Konferans ligini alamadı. Ziraat'ten elendi. Şampiyon da olamadı. Gider. Bay bay. İkinci oldu. Bay bay. Şimdi ikinci olmak ayrı bir şey. Bir de yeni teknik direktör geldi. Yani doğru. Ufak şeyle yetinmeyelim. Doğru. Peki bir şey ufak söyleyeyim. Şeyle. Ben de o zaman konu arkadaş bay bay diyor ya. Bay bay. Bir de geçen sene şampiyon olan Okan Buruk. Bu sene büyük bütçelerle Avrupa'da başarı hedefleyerek o kadro kuruldu değil mi? Hikaye bu kadar para harcanmadı. Galatasaray geçen seneki kadrosuyla zaten şampiyon oldu. Hem de iyi oynayarak. Evet. Bu sene niye yapıldı o kadro o kadar para? Şampiyonlar Ligi için. Şampiyonlar Ligi'de en kötü çeyrek finali. Olmadı. Olmadı. Düştün Kopenhag'dan sonra bakın. Kime? Prag. Kaçacağım ben. Hatta neden ikinci UEFA var? O da olmadı. Arkadan Ziraat Kupası Karagümrük'e elendin. Buradan da şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdın. Okan Buruk ne olur sene sonunda? Sonuç Galatasaray için Süper Lig şampiyonluğu başarı mıdır? Sadece hayır. Sonra, ben soruyu konuşmuyorum. %50-%50. Kalır. %50 ya. Bir dakika. Öyle mi? Bak, bir dakika. Bu kadar para. Bakın. Elde hiçbir şey yok. Öyle Kasım, mi? %50-%50. Bakın %50-%50. Büyük bir ayrım olur. Terim Panathinaikos şampiyon yapsa gelirdi. Ama o da yapamıyor. O da yapamıyor. Taraftar bölünür tamamen. %60'a %70'e falan bölünür taraftar. Yönetim ayrıca bölünür, oylamaya girer falan filan sarsılır. Tabii bakın, ki öyle şey olur mu? Ben de diyorum sıfır, ki sıfır olacak. Ben bildiğim bir şey var. Doğru. Beşiktaş taraftarı futbolu bilir, akıllıdır. Beşiktaş taraftarı bakar, gözlemliyor teknik direktörü. Tabii. Kandıramazsın. Her kulübün taraftarı Kartal gibi tepede görüyor şu anda. Taraftarı kandıramaz. Sen abi 2003'te reklam. Şampiyon yaptın. Çok acil reklam. 2004'te abi para. Çok bakın, acil reklamış. Taraftarı kandıramazsın. Arkadaşlar taraftarı kandıramazsın. Taraftar doğru. Yemez. Uyanık mıdır? Ama diyorum ki bu takımı taraftar kime teslim etmiş? Yönetim Samet Hoca'yla. Samet Hoca'yla Feyyaz Uçar'a. Onlar da analiz edecekler. Gider mi? Yanlış mı yapıyor? Doğru mu yapıyor? O zaman niye Samet alındı abi? Doğru doğru. Niye Feyyaz futbolu? Doğru analiz ha? Yapıyorsun. Niye yönetici? Sportif direktörü ya. O zaman ne o bizim bandırmalı yönetici arkadaşımız? Onur Göçmez. Genel sekreter mi? O yapsın. Hüseyin Yücel yapsın o zaman Feyyaz'la Samet'i. Bunlar futbol adamı olduğu için geldiler buraya. Ne yapacaklar? Teknik direktörü inceleyecekler. Herhalde o yapacak. Beşiktaş'ın paralarını kripto parada kaybeden genel sekreter seçmeyecek herhalde. Baktım yanlış yapıyor. 60 milyon lira gitti. Hoca diyecekler ki hocam uyumuyor. Ayıp değil. Ayıp değil bu. İnşallah olumlu rapor verirler. Ve reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra ne var? Reklamdan sonra Trabzonspor yöneticisinin açıklaması var. Taner Saral'ın açıklaması var. Hesabını sorarken Galatasaray ve Beşiktaş Galatasaray'a gönderdi. Paralar gitti. Ne diyor bu? Ne diyor? Beşiktaş'ın parası gitti kripto parada ya. Kim nerede gitti? Genel sekreter kim? Beşiktaş'ın genel sekreteri, eski genel sekreteri mi? Hala genel sekreteri eskisi. Kim gelecek? Beşiktaş'ın kripto parada paraları gitti. Ya biliyorsun Sinan abi. Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışmalar var. Ramazan falan dinlemiyorlar. Aziz mübarek gün dinlenmiyor. İftar saatine 3 saat kala Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılıklı açıklamaları. Trabzon'dan açıklama var. Ramazan bunların hepsini konuşacağız. Ben. Ama ben bir cümle bir şey söyleyerek reklama gitmek istiyorum. Benim suyum var Türkiye'de içeride. Menajerler, Türkiye'de menajerler nedense hep kötü gösteriliyor. Hep kötü anlatılıyor. İyisi de var, kötüsü menajersiz var, olmaz. Dünyanın en büyük menajerlerinden biri olan Jorge Mendes'e bir bakın. Bütün menajerlerin hayat hikayelerine bakın. Menajerlerle çalışmak aslında futbolda kulüplerin büyümesindeki en büyük sebeptir. Tabii doğrusuna rast gelmek ama lazım. Ama Ertem'cim yöneticiler ama, de menajerlerle ahlaksız ama, işi kurmayacak. Ama. Oyuncu ama, yüksek ver bana diyor 2 milyon euro var demeyecek. Bak, amalar çok fazla. Çok var. Amalar çok fazla ama menajeri de Türkiye'de böyle hırsız gibi göstermek de çok saçma bir şey yani. Çok bir dakika, saçma. Bir dakika, böyle bir şey olabilir dakika, mi? Eğer menajerle hayır, yönetici olur mu böyle bir şey? Olmazsa menajer yapamaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Suç. Olur mu böyle bir İkisi şey? İkisi cürüm ortaklığı yapmazsa. Altınordu Spor'un başkanı Mehmet Seyit Özkan başkan çıktı. Dedi ki ben menajeri kapıdan içeri sokmam dedi. İkinci lige düştü. TFF 2'de şu an. Ya yanlış. TFF 1'de hadi, şey değil. Hadi. Yani bir yolsuzluk reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'da sizlerle birlikteyiz.
hemen şunu belirtelim. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şu anda, daha doğrusu Trabzonspor ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşananlar. Çarşamba günü Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç bir basın toplantısı düzenleyecek. Ben Sayın Başkan yaptığı açıklama sonrasında hemen tweet de attım. Kendisine de yazılı olarak mesajlara bildirdim. Kapılarımız sonuna kadar kendisine açıktır Sayın Başkan'a. Fenerbahçe Kulüp Başkanı'na sonuna kadar açıktır. Galatasaray'a aynı şekilde. Hatta şu tekrarı yinelemek istiyorum. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç ve Galatasaray Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbey'i birlikte bu stüdyoda ağırlamak isteriz. Objektif, tarafsız, ilkeli bir yayıncılık her zaman. Türkiye'nin gündem yaratan tek futbol programı Beyaz Futbol'da. Kırmızı kar yağar, o söylediğin gerçekleşmez Ertemciğim. İkisi bir araya gelmez. Kırmızı kar yağar, o söylediğin gerçekleşmez Ertemciğim. Evet, bence. İçin iç kendini yorma güzel şeyini. Hayatını yaşa, Ramazan'ını geçir. Değil mi? Stres yapma. Ertem ya. Şimdi sevgili seyirciler, bir sevgili Ali Koç diyorum sana. Abdülkerim abi. Şu Galatasaray açıklaması çok küçüktü. Gözüm görmüyordu. Bir okusana şurada görelim. 8 sayfa. Okuyayım mı? Özet yap ya. Yok okuyayım. Sen okuma. Burada yok makan yazı yapmadın mı? Özetini çıkarmış zaten Galatasaray. Akan yazı yapma. Yaptım. Manyak bir uzun. Koy akan yazı. Gelsin. Arkadaşlar. Sen niye oradan okuyorsun ya? 8 sayfa. Bu çocuklardan birisi niye seslendirmedi? Ama son derece önemli. Çocuklardan birisi niye seslendirmedi? Vallahi Sinan abi bir şey söyleyeyim mi? O çocukların geleceğiyle oynamak istemiyorum. Trabzon'un açıklaması, Galatasaray'ın açıklaması. Galatasaray'ın açıklaması alalım. Yani futboldan soğutmak istemiyorum arkadaşlarım. Gencecik, Türkiye'nin bir numaralı dinamik ekibi. Trabzon'dan açıklama yaptım. Trabzon'dan da var. Taner Saral Bey'in açıklaması. Taner Saral dostumdur benim. Bir arkadaşımdır. Öncelikli olarak Trabzonspor'un açıklamasını verelim. Sonrasında Galatasaray'ın açıklamasını verelim. Sonrasında Fenerbahçe'nin açıklamasını verelim. Hadi önce bir Trabzonspor'un açıklaması gelsin arkadaşlar. Taner Bey'in açıklamasını görelim. Trabzonspor'dan açıklama. Trabzonspor'dan açıklama. Bu hafta sonu evimizde ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş Selahattin Baki Bey'e söylüyor. Siltaş Yapı Pendik Spor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak şapkadan tavşan çıkartma örneklemesi yaparak daha şimdiden hepimizin artık alıştığı Merkez Hakem Kurulu'nu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem şampiyon olacağım diyorsun, o zaman Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle böyle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar. Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon birçok maçını şapkadan çıkartılan tavşanla kazananların utanmadan Trabzonspor maçına hakem hatası istemiyoruz çağrısı aslında bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon'a atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır. Bu maç sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararını istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir. Taner Saral, Trabzonspor Başkan Yardımcısı devam ediyor. Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Şu cümle çok önemli. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların
hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir. Taner Saral, Trabzonspor Başkan Yardımcısı. Galatasaray açıklaması. Bunu bir değerlendirmeyelim mi önce? Normal söylemiş yani, bu gerek hem toparlayıcı hem şeyi. Hakem. Bu arada Galatasaray'ı da söylüyor. Şunu çıkarıyorum ben buradan. Adalet yönetsin, iyi oynayan kazansın. İyi oynayan kazansın, adalet yönetsin. Hakemleri etki altına almayalım. Hepimiz öyle istiyoruz. Aynı şekilde iyi oynayan kazansın bu. Abdülkerim abi hepimiz öyle istiyoruz. Adaletli oynansın. Gerginlik olmasın. Kim iyi oynuyorsa o kazansın. Hakem görüyorsa onu çalsın. Kim iyi oynuyorsa o kadar. Hakem ne görüyorsa. Hakem maça etki etmesin. Bitti bu kadar. Hakem ne görüyorsa onu söylemiş, onu söylemiş. Heh. Taner Saral yani. Peki gelelim Galatasaray Kulübü'nün açıklamasına. Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın. Hayır. Türk futbolunda en bariz şekilde skandal bir maç yönetimi olarak nitelendirilen, neredeyse tüm hakem yorumcularını ve kamu vicdanını rahatsız etmiş müsabakayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'yla kasıtlı operasyona alet olan kurul ve kuruluşlara aşağıdaki soruları sormak zaruri hale gelmiştir. Fenerbahçe-Pendik spor maçında Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın müsabaka hakemi Kadir Sağlam'a yönelik "Dikkatli ol, buradan çıkamazsın." tehdit ifadelerinin yer aldığı ve tüm kamuoyunda büyük infial yaratan bu eylem doğrudan Türk futbolunun en üst merciği olan Türkiye Futbol Federasyonu'nu, kamu iradesini ve otoritesini hedef almaktadır. TFF nasıl bir tavır içerisinde olacaktır ve bu futbolcuya nasıl bir ceza verilecektir? Saha içerisinde başlayan, koridorlarda devam eden tehditler maçın hakemlerinde nasıl bir etki ve baskı yaratmıştır ki hakem ikinci yarıda ilk devredeki kötü yönetiminin çok daha ötesinde bilinçli bir şekilde maçı bir taraftan alıp diğer tarafa vermiştir. Müsabakanın devre arasında stadyum koridorlarında yaşanan olayların kamera görüntüleri tüm kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Saha içerisinde başlayan ve milyonların gözü önünde seyreden tehditlerin yansımaları, maçın hakemlerine yapılan baskıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilcilerinin raporlarının yanı sıra kamera görüntüleri de yayınlanacak mıdır ve yetkili merciler gereken hukuki adımları atacak mıdır? Yaratılan bu korku ortamının sorumluları cezalandırılacak mıdır? Devre arasında müsabaka hakemini tehdidi nedeniyle kırmızı kart görmesi gereken bu oyuncu sahada yer almaya devam etmiş ve takımının beraberlik golüne imza atmıştır. Bahsi geçen aynı oyuncunun attığı golün ardından Pendik Spor yedek kulübesine doğru metrelerce uzaklıktan başlayarak saniyelerce süren gayri ahlaki, tahrik edici ve saygısız tutumu karşısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu nasıl bir karar alacaktır? Maç içinde hakem Kadir Sağlam Fenerbahçe'ye 3 tane kırmızı kart çıkarması gerekirken Pendik Spor'u ya... Bırak abi ya, bu ne ya? Ya aslında doğru da çok uzatmışlar. Çok uzak abi, bu ne ya? Aslında doğru. Devam edelim. Bitmez. Ama şöyle abi ya, bu ne? Bitirelim ki. Bitir tamam da yani. Sonra cevap verin. Erten bitir abi bence de. Maç içinde hakem Kadir... Bir dakika. Buraya kadar olan Mert Hakan bölümünü konuşalım bence. Bu kalsın arkadaşlar, bekletelim. Buraya kadar olan doğru. Yani Mert Hakan... Gerçekten kırmızı kart görmediydi yani. Ama ben de sana o zaman şöyle söyleyeyim. Ya işte ben bunu Kaan Ayhan'ın yaptığı bir hareket var mesela. Bu mesela... Erdem sen hakemsin. Bak ben tamamsızım biliyorsun. Beni ilgilendirmez. Sen hakemsin. Ben sana dikkat et. Ne bu şimdi? Buradan çıkamazsın dedi, sen kırmızı vermez misin bana? Ama tamam. Bir dakika, bir otur bekle. Teklif eden bir oyuncu vardı. O da almadı kırmızı abi. Otursana buraya. O da almadı. O zaman böyle ayağa kalkmadı. Tencere dibim kara, seninki benden kara. Yani öyle ya, ben böyle bir şey ya. Ben abi o da yanlış, o da yanlış ya. Ya abi. O da yanlış, bu da yanlış. O yanlışken söylemiyorsun. Söyledim. Hayır, söylemiyorsun. Mesela Kaan Ayhan'ın Abdülkadir Bitegen'e böyle diyor. Abdülkadir seni çok seviyorum. Oğlum benim mi diyor. Yoksa tehdit mi ediyor? O da rezalet. Ne yapıyor? Seni çok seviyorum şey. Diyor. Dün özel tweet attım. Kaan Ayhan'ın da yaptığı mafya bozukluğudur diye. Şimdi bütün bunları mesela Fenerbahçe'nin Pendik maçını konuşuyor değil mi? Yazılı şeyinde, açıklamasında. Herkes konuşuyor. Mesela şimdi bunu paylaşan zihniyet, yönetim kendisinin Antalya maçının pırıl pırıl olduğunu düşünüyor. Yok, öyle çok şey enteresan. Yok. Çok enteresan. Biz demeyiz. O zaman biz Antalya maçından sonra da böyle bir açıklama yapsın. Yapar mı?
O zaman ne Fener konuşuyorsun? Şimdi Mert Hakan yalnız tekil eder mi? Diyorsun da, 17 numarayı verir. Doğru olan şeyin içinde çelişki var. Kendi maçlarının süt gibi tertemiz oynadığını düşünüyor. Antalya maçının, şey. Beşiktaş derbisinin, Rize maçının. Mesela oradaki hiçbir şey olmadığını düşünüyor. Fenerbahçe'nin Pendik maçında hakem hatasıyla şu hale gitti, olduğunu düşünüyor. Musun? Kardeşim. Orhan Çağla kardeşime çok teşekkür ederim. Çok güzel yapmış. Bu hareketin karşılığı karttır zaten. Bravo. Bunu konuşmuyoruz. Kart gösterilmesi lazım. Karttır. Ama sarı ama söyledi. Karttır. Her neyse. Fakat şimdi Fenerli oyuncuları bu kadar yakın takibi aldıktan sonra mesela Kerem Aktürkoğlu'nun Sivas'ta bir oyundan çıkışı var biliyor musunuz? Hakeme kenara geldi. Okan Buruk bile teskin edemiyor. Doğru, o da yanlış. Hatırlıyor musun? Kızdı hatta. Kızdı hatta. O da yanlış. Şimdi, tamam da o da yanlış, bu da yanlış. Ondan sonra 14 sayfa açıklama. Yani bu ne? Bu ne? Bir dakika, onu da geç. Onu da geç. Ya kardeşim, ben mi yanlış hatırlıyorum? Affedersin, bir yerimden mi uyduruyorum? Spikeri de tekil etmişti. Bu federasyon için daha yeni Galatasaray Kulübü Başkanı, ben böyle bir soruyu kabul edemem. Biz seçtik federasyonumuzu dedikten 10 gün sonra, 15 gün sonra Türkiye'nin en başarılı federasyonuna dönüyor. Şimdi bugün hakem isimleri vermişler. Şu hakemler, şu hakemler el çektirilsin. Ya bir hafta önce hocan, buyurun şu görüntüde ne diyor? Bana bu soruyu sormayın diyor. Açalım mı bir? Açalım arkadaşlar. Okan Buruk ne diyor? Daha 3-5 gün önce. Bir yani açalım. Türk hakemleri diyor Avrupa'dakilerinden çok daha iyi diyor. Bir bakalım. Bugün de Türk hakemlerinin görevine son verilsin diyor. Sezgin Gelmez sormuştu. Abi açalım ya, bir. İnsan bir şey söyler de. Güveniyor musunuz Türkiye Futbol Federasyonu MHK? Ya bizim federasyonumuz yani güveniyor musunuz diye bir soru, ben bunu kabul etmiyorum. Bizim seçtiğimiz bir federasyon. Dolayısıyla Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorlar. Elbette ki istişare ederek bazı konuları düzeltmemiz mümkün. Biz o gözle bakıyoruz. Onun için yani bizim kendi seçtiğimiz federasyona güveniyor musun, güvenmiyor musun, böyle bir soruyu ben kabul etmiyorum. Bizim federasyonumuzdur. Futbolun akışı içinde yapılması gereken, yani düzeltilmesi gereken konular varsa elbette ki istişare yoluyla düzeltilecektir. Bu federasyonu 6 ay önce seçtik. Şimdi dolayısıyla yani böyle bir soru benim hoşuma gitmedi. Yabancı hakemle ilgili tabii ki Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmuş. Yani onu da kulüp olarak mı yaptılar, yazılı mı yaptılar? Yoksa yani orada farklı bir düşünce, farklı bir hesap mı var onu bilemiyoruz. Ama bununla ilgili tabii ki yani biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Onlarla birlikte işin devam edeceğini düşünüyoruz. Yani dünyada birçok yerde tabii ki yabancı hakem uygulaması kullanılıyor. Yani Yunanistan'da da kullanılıyor. Yani Avrupa kupalarında da birçok yabancı hakemi de gördük. Burada bazen Türk hakemlerinin hakkını yediğimizi de düşünüyoruz. Yani ben Şampiyonlar Ligi'ndeki ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın. Yani bizim Türk hakemleri hep çok daha iyiler. O yüzden onların da güvene ihtiyacı var ve tabii ki çok önemli bir yarış var. Burada federasyon da hep onları desteklemek için yeni uygulamalar ortaya çıkartıyor. Ama dediğim gibi yani burada federasyon vereceği bir karar. Yani Türk de olur, yabancı da olur, kim olursa olsun biz her türlü her kim olursa olsun yanında olacağız. O maça çıkacağız tabii ki. Sinan abi bir buyur tebessüm canım. Ettiniz. Niye? Yani şimdi bu şu yeni açıklamada Futbol Federasyonu'nu istifaya mı çağırıyorlar? Masumla ilgili hiçbirimiz. Ne istifaya da çağrılıyor ne yabancı hakem isteniyor. Sadece yabancı sosyal medyanın bence gazı alınıyor Sinan abi. Ay şu bugün açıklamada yapılan açıklamada Futbol Federasyonu'yla ilgili ne deniliyor? İşte hesap soruluyor. Evet, Fenerbahçeli futbolcuya ceza verir. PPDK devreye girsin diyor. Yani Ertem'cim şimdi Türk halkı bunları yemiyor. Bak Türk halkı bunları yemez. Yemez çünkü ben de yönetici olduğum zaman bu lafları aynısını ben alalım de söyledim. Hakem eğer benim maçım o günü yönettiyse ya ne var hakem şu an aslan gibi hakem diyorum. Eğer ben buradan şampiyonluğu kaybedeyim, bak Okan Buruk, bak Dursun Özbek, bak neler diyorlar. Ne federasyon kalır,
Bak ne federasyon kalır, ne mahkemesi kalır, ortalık yani. Bak ne diyorum sana, hakem falan veya çok kritik maçta bir hakem hatası da veya kaybedilsin. Veya. Onun için bunlar artık girmiyor. İşler iyi gittiği zaman iyi konuşuluyor. Şimdi hep bunlar, şimdi Okan hep kardeşimiz bizim. Hepsine yüz yüze bakıyoruz ama yemiyor yani bizim Okan. Yani Fatih Derim ekolü. Tamam galip, hep galip olduğu için tabii üstü olduğu için çok fazla şey yapmıyor ama biraz sıkıntılı maçlarda dördüncü hakemi taciz ediyor Okan. Hepsini yapıyorlar yani. Tabii. Bütün eleştiri yapıyor, sonra geliyor ekrana bakıyor falan. Yani söylemek istediğim, herkes işleri iyi gittiği zaman her şeyden memnun oluyor. İşler kötü giderse hiç kimse memnun değil. İlk çakacakları yer hakem ve federasyon oluyor. Onun için bunları yemiyor kimse. Şimdi ne oluyor? Şimdi Galatasaraylılar farklı düşünüyor, Fenerbahçeliler farklı düşünüyor. Ben de ayrı düşünüyorum. Ben de Beşiktaşlı ama bir objektif futbol adamı olarak diyorum ki bunları yemiyor Türk halkı, tamam mı? Kimin canı yanarsa o bağırıyor. Yiyor, bu kadar. Yiyor. Taraftar nasıl yemiyor? Yiyor ya. Hayır, kendi kulübü taraftarı. Tabii ki. Öbür taraftar kabul etmez. Evet. Kendi kulübünün gazına alıyor her kulüp. Evet. Sen şimdi yani, bu demeçleri duyduktan sonra bana o açıklamayı falan okumana falan gerek Sinan yok. Sinan abi bir cümle bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Burada bir dakikalık ben kendi mesleğimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Çünkü bir şey çok üzdü beni. Spiker onu da okusana. Çok üzüldüm. Spiker bölümü. Okumaya gerek yok. Ben... Bence oku. Ben, hayır ben bu konuda zaten burayı okumam. Birçok insan bilmiyor. Çok ayıp bir şey. Yani ben buradan meslektaşlarıma sesleniyorum. Bakın ilk defa kendi yorumcularımdan izin alıp bir çağrıda bulunmak maç istiyorum. Maç anlatanlara. Biz mikrofonu kulaklığımıza taktığımızda, yakamıza mikrofonu taktığımızda bu iş bizim için namustur, şereftir, haysiyettir. Ekranı biz dörde böleriz. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor diye. Hatta Anadolu kulüpleri de bizimle beraberdir. Ama ben Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını anlattığım zaman Ali Başkan benim kadar Fenerbahçeli olamaz. Abdülkerim abi ekran başında benim kadar Fenerbahçeli olamaz. Galatasaray'ı anlattığım zaman Dursun Bey benim kadar Galatasaraylı olamaz. Rasim benim kadar Galatasaraylı olamaz. Ali kardeşim, Ali Okancı dün bir maç anlattı. Fenerbahçe'nin golünde müthiş bir devrim yaptı. Gol demedi. Olala. Olala dedi ki Bundesliga maçlarını anlattığında da sevgili meslektaşım Ali bu tabiri kullanıyor. Ne var ki bunda? Olala diyor. Değişik geldi. Bana da çok hoş geldi. Gol, öbür taraftan. Gol tuhaf uzaktan öbür diye taraftan, yani. Alp Özgen. Eksende mükemmel bir maç anlattı Fenerbahçe maçını. San Julius maçını muhteşem anlattı. 4-4'lük. Hatta bana diyenler oluyordu. Bize söylerler böyle sen anlat o. Hayır. Ben de isterim. Hayır. Tam tersi rövanş da onun olmalıdır. Neden? Öyle bir maç anlattı ki ben coştum. Ben ekran başında coştum. Bizim meslektaşlarımızın arasında da böyle bir kopukluk vardır. Cevap verirler ben anlatayım o anlatsın falan diye. Alp Özgen öyle bir maç anlattı ki çocuğu Fenerbahçeli yaptınız. Ya. Ali'yi Fenerbahçeli yaptınız. Hayır. Çok tarafsız, objektif, mükemmel ya maç anlatıyorlar. Ekranda ben Sinan abi kulaklığı taktığımda benden başka kimsenin Erdem bu o iş maçı kazanmasını ya. Bak kazanmayı spiker, benden daha fazla kimse ya, istemez. Ali Okancı tarafsız olmuyor. Bin Sport yetkililerine seslenmişler Erdem Sinan abi. Ya bir şey olmaz. Ya yapmayın Allah aşkına. Ya burada bir şey söyleyeyim. Ali açıklama da yapmayın. Cevap Erdem, da vermeyin ya. Burada vermeyin. Artık bu iş bitmiş. Çocuklar işlerinde ne diyorlar ya? Edemezler. Artık bu iş bitmiş burada. Edemezler. Spikere kadar bu iş varıyorsa maçın spikerine. Böyle şey olur mu ya? Onun için sonra demeyin. Bitmiş ya. Maç spikeri edem alamaz yanlış. Çok yanlış. Maç spikere kadar burada ne nasibini alıyorsa ya ben bu hakemlerden memnunum, bu federasyondan memnunum falan bunlara kimse inanmaz. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın ya. Bırakın. Galatasaray zaten iyi takım. Zaten iyi takım. Şampiyonlar gidiyor. Zaten aslan gibi oynuyorsun, çıkıyorsun sen. Ben var ya bir şey söyleyeceğim. Abdülkerim abi özür dilerim. Söyleyeceğim. Özür dilerim. Abi, bana sen uğursuz. Senin... Uğursuz dediler. Fenerbahçe yenildiğinde Galatasaray yenildiğinde. Bak benimle ilgili tweet beğenen kendi meslektaşlarım. Ya Ertem millete kendi cevap meslektaşlarım, ben sizi savunuyorum. Vermesen bak tweet beğenenlere söylüyorum. Ertem Şener aleyhine tweet beğenen maç spikerleri var. Ben doydum. Ben bu sene finalde ya da ne bileyim yarı finalde, çeyrek finalde belki jübilemi bile yapacağım. Bu arada ben Atina'da Acun abinin olmadığı yerde Şampiyonlar Ligi'nde başka bir yerde olmayacağım. Onu da söyleyeyim. Söyledi. Evet. Yani Acun abi yoksa ben de yokum onu söyleyeyim. Ben bunu söyledim zaten. Ben söyledim. Ben evde Galatasaray zaten maçı... Zaten öyle bir talebi de yok. Galatasaray Rize maçı seyrediyorum. Galatasaray Rize maçı seyrediyorum. Eksene devam. Tekrarını evet. Seyretsin insanlar.
Kerem Demirbay'ın 30 metreden golünü gördünüz değil mi? Tabii evet. Tabii. Orada spikerin... Coşuyor spiker. Adam bir de... Tabii. Tabii coşuyor abi. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl vuruş gibi? Yani ne yapacak adam yani? Hayır yani... Bir koca kulüp adam olala dedi diye rahatsız oluyor. Böyle şey olur mu arkadaş ya? Şeye çocuğa Alp Özgen denen kardeşimize Fenerbahçe Belçika'daki maçı anlatıyor adam. Efendim çok abartmış. Bırakın abartsın. Abartacak tabii. Hani ne var ne var? Maçı yiyecek. Hani bu ne kadar. Tabii. Galatasaray Manchester'da yenerken spiker abartmadı mı? Ümit abi. Abartmadı. Şey, Müjdat o da için ben anlattım. Abartacak tabii ne olacak Nefis yani? Nefis anlattı. Yani Ümit de 30 sene önce. Abi böyle şey olur mu? Yani bunlara bile gidip artık. Ya zavallı yani, ya. Sen hiç bitti yani. Adam şöyle mi desin? Ortamı delirdi. 30 metreden vurdu mesela İrfan Can Kahveci. Şöyle mi desin? Aa gol oldu. Dördüncü gol oldu. Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Sonra insanlara diyorlar ki koçum böyle konuşuyorsun. Konuşturtmayın kardeşim ya. Ben spikere açıklamaya alınır mı ya spiker? Aynen sevgili Okan Buruk kardeşime söylüyorum. Bak aslan gibi takımım var. Şahane de oynuyor. Çok da başarılısın. Çok da iyi gidiyor ama hakemlerle ilgili Okan'cığım yorum yapma. Çünkü terse düşüyorsunuz. Yapmayın. Yapma. Sen zaten iyi antrenörsün. Takımın da aslan gibi de takımın. Şahane de oynuyorsun. Sezonun ayrıca da şunu belirtmek istiyorum. Bana göre de Galatasaray'ın en iyi transferi açık ara Kerem Demirbay'dır. Galatasaray futbol takımının açık ara en iyi transferi Kerem Demirbay'dır. Tabii. Çok iyi futbolcu. Müthiş futbolcu. Kim aldıysa, tamam, kim tespit ettiyse alacaksa. Tebrik ediyorum. Nokta transfer. İşte topçunun gitti. İşte topçu tilla, mu abi? Tilla. Topçu mu? Bir daha yani, nasıl geldi şimdi değil ben mi? Ben niye söylüyorum sessiz bunu? Sessiz sedasız geldi. Bakın ben bunu niye söylüyorum? Ali Musaat'te de bunu görsem söyleyeceğim. Muçi'de de görsem söyleyeceğim. Keşke. Onlar daha yedi. Şey, ama kötü takım. Futbolcu sen de biliyorsun. Abi Kerem de ilk geldiğinde bu kadar iyi değildi ki. Kramponlarını giyer, çıkar oynar. Ama Sinan, Kerem. İşi bitirir. Kerem Demirbay ilk geldiğinde forma şansı bile zor buldu. Oynadığı maçlarda böyle bu kadar kuvvetli değildi abi. Takımla alakalı bu. Yanındakilerle alakalı. Tamam da Sinancığım. Beştaş'ta yanındaki der. Sinancığım Kerem Demirbay sezon başı geldiğinde bu kuvvetliğinde değildi. Tamam. Şimdi son bir buçuk ay. Son bir buçuk ay. Adam ama, üstüne koya koya. Tabii ama. Şunu görmedin mi? O senin zaman, dediğin gibi oldu adam. O zaman kadro farklıydı. Ölümüne savaşıyor adam şu an. O zaman orta saha falan farklıydı. Yer bulması zordu. Yeni geldi. Evet. Ama sonra üstüne oynuyor. Oynuyor işte. Kazandı. Evet. Şimdi ben burada aynı sözü. Bir de yanındakiler iyi. Ama evet, bizim öyle değil. Bizim Muçi'nin yanındaki bilmem neydi. Musa tamam değil. İşte onları çok bekleyelim biraz Muçi, diyorum. Muçi yetenekli. Muçi çok yetenekli bir oyuncu. Yani yanındakiler daha iyi olursa çok da iyi iş yapacağını düşünüyorum. Yani onun için söylüyorum ben. Yani, iyi futbolcu kendini belli eder arkadaş. Kerem Demirbay. Tartışmasız Galatasaray'ın açık ara en iyi transferi. Aynen. Ertem bu arkadaş ne demiş TFF yöneticisi? Sinan abi ona gelmeden önce Fenerbahçe'nin açıklamasını da bir verelim. Anladım çünkü Fenerbahçe'de mi açıklama yaptı? Uzun sormayalım. Kısa. Fenerbahçe'de mi açıklama yaptı? Uzun sormayalım Ertem. Ha? Kısa ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Galatasaray'ın kişine herhalde saat sahura kadar sürerdi. Zaten Galatasaray'ı özetledik en son. Özetledik ama Fenerbahçe çok uzun değil değil mi? Yok değil. Ha, dinleyelim. Ondan önce dün benden bir ricada bulunulmuştu. Söz vermiştim. Gece bu saati olduğu için. Ercan 1907 Ercan. Fenerbahçeli muhtemelen. Evet. 4 yaşındaki oğlunu kaybetmiş, vefat etmiş. Ay, 4 deme, yaşında deme, bizi deme, seyrediyor. Deme, Allah çok seviyormuş deme, bizim programı. Sizleri çok seviyor. Deme abi. Ercan Allah kardeşim Allah sabırlar versin. Ne diyeceğimi Allah bilmiyorum. Yani bir baba için en büyük imtihan. Yani Allah düşmanıma böyle bir acı vermesin. Düşmanımız yok. Allah şükürler sabır, olsun ama. Allah sabır versin. Yani Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah korusun. Tam okumasaydım bunu ya. Ercan Allah Bey çok rica etti. Çok rica etti. Ercan Bey başarılı olsun. Nerede yaşıyor Ercan Bey? Bilmiyorum yazmış. İstanbul'da yaşıyorsa çok, gelsin programımıza. Bekleriz Ercan Bey. Bak Sinan abi İstanbul'da söyledi. Yaşıyorsan yakınsan buyur gel kardeşim. Buyurun gel. Cumartesi, pazar, pazartesi 11'den sonra buradayız. Buyur gel. Çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi ye. Buyur gel. Evet. Evet Fenerbahçe'nin açıklamasını bir görelim. Gelsin bir Fenerbahçe. Paradoks. Galatasaray'ın açıklamasından sonra bu açıklamayı yapıyor. Paradoks. Görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir. Örnek, 3 Mart 2024, Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt. Türk hakemlerine güveniyoruz. 14 Aralık 2023, soru, TFF'den memnun musunuz? Dursun Özbek, böyle bir soruyu kabul etmiyorum.
Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik. İsterseniz yorumlamayalım. Gerek yani, yok, bir şey yapmayalım. Her şey söylendi. Yorumladık. Aynen. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun... Şimdi bir de çarşamba günü Ali Başkan'ın şeyi varmış değil mi? O da zehir zemberek konuşuyor. Şimdi da... kim bilir neler söylenecek. Şimdi ona bir cevap gelecek. Tam bir meydan muhalefeti. Cumartesi. Ertem cumartesi. Ona da bir cevap gelecek. Bunlara bakarız tabii. Böyle meydan savaşı, meydan muhalefeti. TFF yöneticisi benim. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi. Süper Kupa değişiyor mu? Süper Kupa değişiyor mu? Sezgin abi konuştu. Belli hiçbir değil. Değişiklik falan yok. Hatta bu akşam icra kurulu toplantısı yapıldı. Bakın bu sadece bizim bilgimizdir. İcra kurulu toplantısı yapıldı. Sonra iftar yemeği yedi TFF icra kurulu. Kesinlikle ve kesinlikle en ufak bir değişiklik falan filan yok. Gününde oynanacak, saatinde oynanacak. Saat 20.30'da sadece statta eksiklikler olduğu için bunu değerlendiriliyor. Bu değerlendiriliyor. Nasıl? Ertem, eksikler tamamlanıyor. Ertemciğim, bir açıklamayı getirelim. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu, ha, sen oku açıklamayı sonra söyle. TFF İcra Kurulu toplantısı biraz önce bitti. Bunu TFF açıklama yapıyor. Yani bize oradaki çok önemli bir yönetici. Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı ağırlıklı görüşüldü. Stattaki eksikler bunların bir an önce tamamlanması yolunda yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Bu maç belirlendiği gibi 7 Nisan tarihinde belirlendiği yerde oynanacak. İptal, yer değiştirme gibi bir konu asla düşünülmüyor ve konuşulmadı. Kaldı ki Fenerbahçe kulübünün de bu konuda bir başvurusu olmadı. Yani maç ertelenmesiyle ilgili olarak. Bir başvurusu olmamış değil yok, mi? Yok olmamış. Tamam. Şimdi başvurusu olursa da kale alınmayacak. Ben buradan bunu anlıyorum. Şimdi ben tabii ki olmayacak belli. Çünkü her şartta oynanacak diyor. Oynansın. Ben şunu merak ettim sadece. Şimdi bu 7'sinde oynanacak ya bu maç. Tam onu bilmiyorum, araştırmadım da. Fenerbahçe 7'sinden sonra 3 gün sonra bu turu geçtiğini farz ediyoruz değil mi? Çeyrek final mi oynayacak? Evet. Çeyrek final. Evet. Mesela diyelim Aston Villa çıktı. Evet. O Aston Villa maçı mı olacak mesela? Evet. 3 gün sonra. 3 gün sonra hemen. Tarih kaçıyor mu Süper Kupa yani? Kaçıyor mu? Şimdi ben diyorum ki mesela bu Süper Kupa'nın ilk oynanması gereken tarihi ne zamandı? Yaz değil miydi? Yazın. Yazın. Değil mi? Neden oynanmadı mesela? O kupa o zaman neden oynanmadı? Benim bildiğim o sıra Galatasaray'ın Türk takımlarının biz hani eleme hani şampiyonlar gibi önermeler Avrupa takımları başladı ya bizim eleme maçlarına. Türk takımlarının Avrupa'da maçları var. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Bu Süper Kupayı da ileri bir tarihe atalım dediler. Yani arada maç olmasın falan diye. Ben öyle biliyorum. Doğru. Değil mi? Belki takımlarımıza güvenmiyorlar. Hayır, Mart'ı göremez, Nisan'ı göremez dediler. Avrupa'da biz başarılı olalım diye o kupayı yazın oynanması gereken aynen, bu gösteri maçı. Ben buna gösteri maçı derim. Süper Kupa dediğin şey gösteri maçıdır. Tabii. Eski bizim Cumhurbaşkanlığı kupası. Anladın mı? Bu bir nedir? O böyle bir ritüel. İkincilerde başbakanlık kupası yapardı. Evet. İkinciler yapardı. Şimdi bu eski Cumhurbaşkanlığı kupası bir gösteri maçı gibi gösterir, bir şeydir. Gösterir. Şimdi o kupayı eğer yazın Türk takımlarının Avrupa'da ön eleme oynuyor aman bu da bir şey olmasın, yorgunluk olmasın falan diye iptal ediyorsan amacın buysa işte Fenerbahçe bir Türk takımı çeyrek final oynayacak. Değil mi? Yani tezatlığa bak, çelişkiye bak. Yani eğer amaç buysa tabii. Niye o zaman oynatmadınız bunu? Oynat. Bir tane maç oynarlardı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde de zayıf takımlarla oynuyorlardı zaten sezon başı. Oynarlardı. Şimdi buraya niye getirdin maçı kardeşim o zaman? Bir de şu var mesela şu maç şöyle bir şey olsa olur. Süper Kupa maçından sonra 3 gün sonra Fenerbahçe lig maçının ertelenmesini istese Galatasaray'la birlikte dersin ki lig takvimini bozuyorsun. Ya bu lig maçı değil ki. Bu Süper Kupa maçı. Bir yani bir şey maçı bu, gösteri maçı. Değil mi? Evet. Yani lig maçımı erteleyin benim. Ben Avrupa Kupası oynayacağım. Benim ligdeki maçımı erteleyin dese Fenerbahçe erteleme. Evet. Dersin ki ligi şey yapamayız. O zaman dersin ki yok kardeşim Fenerbahçe lig maçını oynayacaksın kardeşim. 3 gün sonra da gideceksin Avrupa'da oynayacaksın diyebilir federasyon. Anladın mı? Ligin takvimini bozuyorsun diye. Bu lig maçı değil ki bu Süper Kupa maçı. Lig maçı değil yani. Eskiden mesela Galatasaray oynarken Galatasaray Beşiktaş lig maçı varmış. 3 gün sonra 4 gün sonra oynatmışlar Galatasaray'ı. Evet. Ama o lig maçı yani. Lig maçı. Takvim bozulmasın diye. Bu hazırlık maçı. Evet. Sevgili seyirciler, Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Lütfen sahura kadar çok güzel filmler, ondan sonra güzel sahur programı ve iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Sabah da söylemezsem olmaz. Hoşçakalın.